Günaydın değerli seyircilerimiz ve 100.8 ulusal radyo frekansından sesimizin ulaştığı her yere günaydın. E, Tabi e, bir dil alışkanlığı olarak e, 100.8 frekansı İstanbul'a ilişkin e, ve İstanbul ve Yalova'nın frekansı artık. Bursa'da 106.9, Balıkesir ve Körfez'de de 101 frekansından sesimizin ulaştığı her yere Günaydın. Dileklerimizi iletiyoruz. İnternet üzerindense sesimizin ulaştığı dünyanın her yerine İstanbul'dan günaydın. Bugün 5 Mart 2019 Salı günü gündemiyle birlikteliğimiz başlıyor. Hızlıca bugün sizler için neleri takip edeceğiz, onun ayrıntılarını sunarak başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sancaktepe, Eyüp Sultan ve Esenyurt mitinglerinde konuşacak. Kasımpaşa, Kızılay meydanında düzenlenecek TOKİ 53.626 sosyal konut ve 130 tesisin açılışıyla 50.000 yeni sosyal konutun tanıtım törenine katılıyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından ilk ziyaretini yapacağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman'la görüşecek, şehitlikleri ziyaret edecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2015-2017 dönemi girişimcilik verilerini açıklıyor. Suriye bölgesindeki son durumla FETÖ davaları takip ettiğimiz notlar arasında. E, sporda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, Real Madrid, Ajax karşılaşmalarıyla başlıyor. Basketbol kadınlar FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Prag'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Voleybolda Erkekler Şev Kupası yarı final rovanş maçında Galatasaray Rusya temsilcisi Kuzbasla Burhan Felek voleybolda e, voleybol salonunda karşılaşacak. Avrupa 23 yaş altı güreş şampiyonası Sırbistan'ın Novi Sad kentinde sürüyor ve Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de 25. haftanın ilk maçında Beyaz Grup'ta Hacettepe ile Ankara Demirspor karşı karşıya gelecek. Günün e, gündemi ve başlıklarında bunlar var. 5 Mart'ta tarihte neler oldu? Hangi başlıkları sizler için seçtik? 1934'te Milliyetin Bakanı Doktor Reşit Galip 41 yaşında hayatını kaybediyordu. 1941 5 Mart'ında Türkiye'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı <laughs> Rifat Börekçi de yine hayatını kaybeden bir diğer önemli isimdi. 1942'de okul bahçelerine patates, yerelması, alması, fasulye gibi sebzeler dikilmeye başlıyor. 53'te Sovyetler Birliği lideri Stalin 73 yaşında hayatını kaybediyor. 91'de Yapı Kredi Bankası kurucusu Kazım Taşkent'te, 92'de Zonguldak'ta Grizu patlaması sonucunda da 276 işçimiz hayatını kaybediyordu. 94'te Yazar Battal Pehlivan hayatını kaybetti. 2 Temmuz 93 Sivas katliamından sağ kurtulan isimlerden biriydi ve yayınlanmış 11 kitabı bulunuyordu. 2013 yılında Venezuela Devlet Başkanı Chavez 58 yaşında görevi başında hayatını kaybediyordu yakalandığı amansız kanser hastalığından kurtulamayarak. Son 24 saatte hangi gelişmeler oldu ve hangi başlıklar ön plana çıktı? Enflasyon yıllık bazda %19.67 arttı. Sağlık grubunda aylık %2.48'lik artış gerçekleşti. Gıdada zam şampiyonu marul olurken verilere göre hükümetin geçici çözümü tanzim çadırlarının da fiyatları düşürmediği ortaya çıktı. Amerika'nın Suriye'den çekilme kararına ilişkin Ankara ile Washington hattındaki görüşme trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bu kapsamda Ankara'ya geliyor. Jeffrey Dışişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Gündemde çekilme kararının dışında güvenli bölge ve S-400 meselesiyle Patriot füzeleri konuları da var. İçişleri Bakanlığı Şubat ayının teröre mücadele bilançosunu açıkladı. Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı toplam 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadele sürüyor Türk Harbi Sendikası İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül fabrikanın özelleştirilmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi. Türk Harbi Sendikası 16 Mart'ta Ankara'da özelleştirmeye karşı büyük bir mitinge hazırlanıyor. Türkiye'de emekçilerin sorunları gün geçtikçe büyüyor. Türk İş, Disk ve Keske bağlı sendikalar 40'ları ile Burgaz'la bir araya geldi. İşçiler emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına değindi. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Bakanlığın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği toplantıda konuştu. Hükümetin ekonomi çıkması bir kez daha dış ticaret verilerine yansıdı. Kronik sorunların başında üretimin ithalata bağımlı olması var. Türk şirketleri de Türk lirasının değer kaybetmesiyle ihracata yöneldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi Balbey Mahallesi'nde kentsel yenileme projesiyle mahalle halkını ikna edemeyince Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kamulaştırma yoluna gitti. Kamulaştırma kararının ancak savaş gibi olağanüstü koşullarda alınabileceğini söyleyen mahalleliler danıştay'a başvurdu. Projenin içeriğiyle ilgili bugüne kadar bilgilendirilmeyen mülk sahipleri haklarının takipçisi olacaklarının bir kez daha altını çizdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu rantın her yerde olduğunu söyledi. Kimse ranta karşı değil dedi. Kılıçdaroğlu asıl sorunun rantı kim hak ediyor şeklindeki açıklaması düne yansıdı. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülün Oygür ise seçim bildirgesini açıkladı. 100 adımda başkentin 100. yılına sloganıyla yola çıkan Oygür, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yılına kadar hayata geçirecekleri yüz uygulamayı kamuoyuna たの、e, って。 Yine Vatan Partisi'nin belediye başkan adayları yurt seçim çalışmalarını sürdürüyor. Vatan Partisi'nin Adana adayları dayanışma toplantısında vatandaşlarla buluştu. Aydın Büyükşehir adayı Yalçın Büyükdağlı, Büyük Menderes Nehri'nin geçtiği şehirler için koruma kanunu çıkarılmasını önerdi. Denizli'de Büyükşehir adayı Mustafa Güleç, Beyağaç'ta esnafı ziyaret etti. Hatay'da ise Vatan Partisi Büyükşehir adayı Yunus Özgür Yıldırım, CHP'li rakibi Lütfi Savaş'ın vatandaşlara yönelik tehditkar sözlerine tepki gösterdi. PKK'nın siyasi uzantısı seçim ittifakını genişletiyor. Büyükşehirlerde aday göstermeyerek CHP ve İyi Parti'yi destekleme kararı alan EDP, Muğla ve 7 ilçesinde adaylarını geri çekti. HDP'nin Diyarbakır il binasına operasyon vardı. PKK propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Hacı Bektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selman Pakolu, Cumhuriyet Aydınları'nın hedef alan AKP'nin Bursa adayı Ali Nur Aktaş'a İnsanlık Müzesi önünden yanıt verdi. Akıl, bilim ve adaletin önemine değinen Selman Pakoğlu, Aktaş'ı Hacı Bektaş'taki karanlıktan aydınlığa İnsanlık Müzesi'ni gezmeye davet etti. Yerel seçimler yaklaşırken adaylar çalışmalarını hız verdi. Gaziantep'te AKP'nin Şehit Kamil Belediye Başkan Adayı Rıdvan Fadıloğlu ulusal kanalı ziyaret etti. FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon vardı. 25'i muvasaf, 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ'nün F-16 casusluğu yaptığı ortaya çıktı. Aselsan soruşturmasını itirafçı olan Bahtine'ye TARP projesinin gizli bilgilerini mahrem imama verdiğini itiraf etti. Türkiye Çin dostluğunu pekiştiren Vatan Partisi'nin temaslarını Adnan Akfırat Ulusal Kanal yayınında anlattı. Vatan Partisi Çin, Çin temsilcisi Akfırat, Çin'e neden hükümetin değil de Vatan Partisi'nin davet edildiğini açıkladı. Çin'de üst düzey istişare organının yıllık toplantıları açılış oturumuyla başladı. Çin'in başkenti Pekin'de 2000'den fazla delege çifte toplantılar için geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Başbakan Li Qiang ve üst düzey yetkililerle açılış toplantılarına katıldı. Suriye'de 8 yıl aradan sonra Arap Birliği toplantısına katıldı. Suriye Meclis Başkanı Hammudah sabah Arap parlamentoları Umman'daki toplantısına katıldı. PKK-YPG Suriye'de 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktı. PKK'lı teröristler IŞİD'li teröristleri işbirliği, kardeşlik ve merhamet jesti için serbest bıraktıklarını söyledi. Suriye sınırına komandolar gönderildi. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgedeki birlikleri zırhlı personel taşıyıcısı takviyesi de yaptı. El Cezire'de yayınlanan bir haberde Suriye gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bulgulara ulaşıldı ifade edildi. Türk yetkililere dayandırılan e, dayandırıldığı öne sürülen haberde Kaşıkçı'nın cesedinin Suudi konsolosunun evindeki fırında yakıldığı öne sürüldü. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da otomobille saldırı düzenledikleri iddiasıyla iki Filistinli şehit etti birini yaraladı. İsrail güvenlik güçleri olay sonrası bölgede güvenlik önlemlerini artırdı. Amerika Kudüs'teki diplomatik misyonlarını birleştiriyor. ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğu'yla Başkan Trump'ın tepkilere rağmen Kudüs'e taşıdığı ABD Büyükelçiliği'nin 4 Mart'ta birleştirileceği açıklandı. Amerika'nın Alabama eyaletindeki fırtınada 23 kişi hayatını kaybettiği yetkililer ölümlerin ortum sonucu olduğunu belirtti. Yaşanan felakette çok sayıda kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Ege'de göçmenlerin lastik botla denize açıldığını tespit etti. Koordinatları alınan bölgeye operasyon yapıldı. 32 kaçak göçmen yakalandı. Doğu Anadolu'da kar etkisini sürdürüyor. 359 yerleşim yerinin yolu kapandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Van, Hakkari ve Bitlis'te eğitime bir gün ara verildi. Mersin'i de sağanak vurdu. Tarsus'ta seralar uçtu. Ekili tarım arazileri ise sular altında kaldı. Üniversite değerlendirmesi konusunda Yükseköğretim Kurulu yeni bir karar aldı. Üniversitelere artık her sene başı e, başarı karnesi verilecek. Atalık tohum gönüllüleri dernekleşiyor. Geleneksel atalık tohum takası toplantılarının dördüncüsü Sakarya'da yapıldı. Toplantıdan Anadolu'nun kaybolmakta olan atalık tohumlarını yaşatmak için dernekleşme kararı çıktı. İzmir'de Türk bilim adamı Profesör Doktor Hüseyin Onay geliştirdiği hızlı test kitleri ve yapay zeka sayesinde genetik hastalıkların günler süren teşhis sürecini bir saate indirdi. Profesör Doktor Onay hazırladığı yazılımla ailesel Akdeniz ateşi, Akdeniz anemisi, kistik fibrozis ve alisel meme kanserini kısa sürede tespit etmeyi başardı. Sivas Kongresi'nin 100. yılı çeşitli etkinliklerde kutlanıyor. Berlin Senfoni Oda Orkestrası'nın verdiği konserde Aşık Veysel Anadolu Senfonisi ve çok sayıda eser seslendirildi. Bağlama virtüözü Erdal Akkaya ve solist Serap Duran'ın eşlik ettiği konser büyük beğeni topladı. Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer de dedesinin anılarını anlattı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türk tiyatrosunun doyan ismi Güldriz Sururi Bodrum'da anıldı. Sururi anısına film, müzikleri konseri düzenlendi. Evet, gündemin en baş satırında bulunan başlığımız enflasyon dün enflasyon rakamları açıklandı. Hem maliyet enflasyonundaki e, olağanüstü yükseliş hem de tanzim sürecinin enflasyona bir katkısının olmadığı gerçeği karşılaştı gerçeğiyle karşılaşıldı. %20 bandında enflasyon görünüyor. Sağlık grubunda aylık %2,48'lik artış gerçekleşti. Gıdada zam şampiyonu marul olurken verilere göre hükümetin geçici çözümü tanzim çadırlarının fiyatları düşürmediği gözlemlendi. Götüren iyi götürüyor, götüremeyen de bekliyor. Millet ölecek bu gidişte. Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi aylık %0.16 arttı. Enflasyon yıllık bazda %19.67 oldu. Yani fiyatları ortada görüyorsunuz hiçbir şey alamadık. Yıllık en fazla artış ise %29.25 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda kaydedildi. Fiyatlar çok pahalı. Niye böyle? Ya hiç düşeceği gibi yok. Hep böyle olacağı belliydi zaten. Hiçbir şekilde, hiçbir şekilde her şeye bakıyorsun, her şey çok pahalı. Şubat ayında gıdadaki en fazla fiyat artışı %35.19'da marulla yaşanırken onu %23.97 ile maydanoz izledi. Marulda da var? Bugün burası 7 milyon yerin içinde. 6 milyon aldı, 7 milyon zor satıyoruz. Yeşillikte büyük bir artış var. Yok, her şeyde var. Sadece bir yeşillikte der ki. Görünen köy kılavuz istemez, her şey çok pahalı. Altı bak herkesin çantalarına bakın var mı bir şey? Yok. Ben 4 haftadır pazara çıkamadım ya. Daha yeni çıkıyorum. Doğrusu bu. Gıdadaki fiyat tartışına geçici çözüm olarak bulunan tanzim çadırlarının fiyatlara pek de etki etmediği görüldü. Çünkü gıdada %29.25'lik bir artış yaşandı. Daha çok kötü oldu. Daha çok kötü oldu. Bizim için iyi olmadı. Yani fiyatlar bayağı yükseldi. Sebze az gelmeye başladı. Fiyatlar yükseldi yani. Tanzim kurulduktan sonra. Oraya gel, malan gelenler yani gidiyor orada sıra bekliyor. Alıyorlar ne alıyorlar? Başka bir müfettiz bir suan alıyorlar. Başka bir şey alamıyor. Döviz kuru düzenlemesi nedeniyle aylık en yüksek artış yüzde 2.48'de ilaçlarda oldu. Bu millet nasıl geçinecek ya? Nasıl geçinsin ama? Ne yapalım sen söyle. Aylık en fazla düşüşse yüzde 4.81 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu. Bunlar da bir gün geçer inşallah. Bekliyoruz. Hiç değişen bir şey yok. Her şey çok pahalı. Bunu herkes bilsin yani ha, ortada. Evet bunlar da bir gün geçecek bekliyoruz deniyor ama bekleyerek olmuyor. Çözümü sizlere sunan partilere yönelmek burada gerekiyor değerli dinleyiciler ve seyirciler bunu da bir kez daha hatırlatalım bu noktada. tam bu dün işte gıda fiyatları ve daha önceki sürecini de hatırlıyorsunuz tanzim sürecinin başında da hedef alınan marketler vardı. Rekabet Kurulu'nun ilginç bir adımı var. Perakende gıda ticareti alanında faaliyet gösteren 23 zincir market hakkında soruşturma açtı Rekabet Kurumu ve zincir marketlerden bazıları BİM, ŞOK, Migros, Hakmar, Carrefour, Makro, Carı ve Metro olduğu belirtildi. Rekabet Kurulu 7 2 2019 tarihli toplantısında perakende gıda ticareti ile iştigal eden zincir marketlerin su ile yaş sebze ve meyvelerin perakende satış fiyatlarını belirlerken rekabet karşıtı davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespit ettiği belirtildi. İşte haklarında hemen hemen bildiğimiz bütün marketler var. Hem yerel marketler hem de genel olarak isimlerini bildiğimiz marketler var. Ee, bu çerçevede 4054 e, sayılı kanunun 4 ve 6. maddelerini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verildiği ifade ediliyor. Rekabet e, kurulunun tabi bu özellikle dünkü enflasyon verisi sonrasında e, gündeme gelince de oldukça e, dikkat e, çekti bunu belirtelim. Ve siyaset gündeminde özellikle bölgesel gelişmeler bugün için de yakından takip edeceğimiz notlar arasında. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ve buna ilişkinde Ankara ile Washington hattında süren görüşme trafiği. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey bu kapsamda Ankara'ya geliyor. Jeffrey Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Gündemde elbette sadece Suriye meselesi yok. S-400 ve Patriot meseleleri de var. Bizim de ulusal çıkarlarımızı sonuna kadar burada savunmamız gerekiyor. Amerika Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geliyor. Türkiye'nin Amerikan menfaatleri açısından da gözden çıkarılamayacak önemini bilen bir kişi. Cefri temaslarına 5 Mart Salı günü başlayacak ziyaret kapsamında Dışişleri Güvenlik. ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık edecek. Cem Cefri'nin hareket alanı ne kadar geniştir onu bilmiyorum. Görüşmelerde Amerikan güçlerinin Suriye'den çekilmesi, güvenli bölge tartışması, Membiç yol haritasının uygulanmasıyla S-400 ve Patriot füzeleri konuları gündemde olacak. Suriye'de iş barışı sağlanmalı ve federatif yapı az altında oraya içeriden efendim bir terör devletçiğini sokuşturmaya çalışmak Türkiye sınırına kabul edilebilir bir şey değil ve buna karşı her türlü tedbir alacağımızı net ve açık bir dille söylemeliyiz. İki ülkenin arasında Amerika'nın Suriye'den çekilme konusunu koordine etmek için ortak görev gücü kurulmuştu. Membiç'ten de PYD'nin çıkartılması noktasında bir mutabakat sağlanmış ancak uygulanmamıştı. Amerika şu anda Suriye'de e, gayrimeşru olarak, illegal olarak bulunmaktadır. S-400 konusunda da Amerikalı yetkililer Türkiye'yi Rusya'dan füzeleri alma noktasında vazgeçirmeye çalışıyor. Bu yönden de Ankara'ya çeşitli baskılar yapılıyor. Yüksek irtifa savunma sistemi olarak bu S-400'lerin bizim için vazgeçilmez ve önemli olduğunu özellikle 15 Temmuz Fethullah Gülen harekatı esnasında gördük. Dolayısıyla bizim yeni bir taarruza, yeni bir müdahaleye karşı böyle bir şeye ihtiyacımız var ve biz bunu alacağız. Cefri ziyareti öncesi Ankara'ya önemli uyarılar yapan uzmanlar, Türkiye'nin milli menfaatlerinden asla taviz vermemesi gerektiğini vurguladı. Burada e, Türkiye'nin zayıf tarafı olan ekonomik husus Türkiye'ye karşı kullanılmak istenmektedir. Bunu açıkça söylemek zorundayım. Buna karşı da bazı tedbirler alarak burada... Mesela Çin'de olan münasebetler burada önem taşıyor. Türkiye, Fırat'ın doğusu ile ilgili uyarılarını yapmalı. Evet gün içinde takip edeceğimiz notlar arasında dedik Cefri'nin ziyareti gündemde. İçişleri Bakanlığı ise Şubat ayının terörle mücadele bilançosunu açıkladı. Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı toplam 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Güvenlik birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Şehirde, kırsalda, sınır içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütlerine ağır darbe indiriyor. Şubat ayına ilişkin terörle mücadele bilançosu açıklandı. de toplam olarak 93 terörist şubat ayı içerisinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenlerin 8'i ölü. 52'si sağ, 33'ü de teslim şeklindedir. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, sağ ele geçirilen teröristler arasında yeşil kategoride aranan Ümit İlter, gri kategoride aranan Emel Yeşilırmak ve İbrahim Gökçek isimli sözde üst düzey teröristlerin de olduğunu söyledi. Teröristlere karşı yapılan operasyonların 7893'ü kırsalda, 2008'i ise şehirde gerçekleştirildi. Öte yandan FETÖ ile mücadelede emniyet güçleri başarılı operasyonlara imza attı. <laughs> Çataklı, 15 Temmuz 2016'dan bu yana ülke genelinde 511.646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldığını, gözaltına alınanların 30.709'unun halen tutuklu olduğunu bildirdi. Baylok kullanıcıları da birer birer tespit ediliyor. Açıklamada bugüne kadar 95.310 tekil kullanıcı tespit edildiği, 79.337 kişiye adli işlem yapıldığı ifade edildi. Uyuşturucu operasyonlarında ise son bir ayda 1 ton 422 kilogram eroin, 10 ton 202 kilogram esrar ve 846 kilogram kokain ele geçirildi. Bu arada İçişleri Bakanlığı sözcüsü ülkesine dönen Suriyeliler hakkında da bilgi verdi. Buna göre 314.590 Suriyeli ülkesine geri döndü. Trafik yoğunluk oranımıza bir göz atalım. %44'ler seviyesinde İstanbul'da trafik yoğunluğu genel itibariyle şu anda haritamızda herhangi bir bildirim söz konusu değil olan bildirimlerinde kaybolduğunu gözlemliyoruz. Trafiğe olan etkilerine ilişkinde bildirim kalkınca doğal olarak bir etki olmadığını ifade edebiliriz. Köprü hatları yoğunluğun artmaya devam ettiği noktalar elbette Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 1. Köprü Anadolu Avrupa geçişinde bunun getirdiği baskıyla birlikte E5 hattında Kozyatağı Göztepe ve Tem hattının bağlantı noktalarında da yoğunluğun artmaya başladığını gözlemliyoruz. Tuzla Gebze hattı. Tem'de şu an için rahat E5'te ise Kartal çıkışı itibariyle bir yoğunluk söz konusu. Sahil şeridi tüm hat boyunca her iki yakada şu an için tercih edilebilir. Üçüncü köprü ve bağlantı yolları da rahat bir seyir gösteriyor. Avrasya tünel geçişinde de bir sorun gözlemlenmiyor. Şu dakika itibariyle Avrupa yakasında da Esenyurt bağlantısı. Avcılar küçük çekmece hattı. Bayrampaşa Viyodik hattı, E5'te Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Haliç hattı, e, Tem'de FSM yönünde Bağcılar Kavşağı ile Kağıthane Kavşak hattı arasında yoğunluğunu atmaya başladığını gözlemliyoruz. Hadımköy yine yoğunlaşan bir diğer hat Esenyurt Kıraç yönünde. Büyükçekmece Tem 5 ve 3. köprü bağlantısında şu anlık bir sıkıntı gözlemlenmiyor. Mahmut Bey çıkışı özellikle özellikle Büyükçekmece Tekirdağ yönünde rahat. E, Avcılar rampası orasında da yine büyük çekme hattı E5'te tercih edilebilir gibi gözüküyor şu dakika itibariyle. Avrupa yakasında sahil şeridinde Bakırköy Zeytinburnu yönüne doğru bir yoğunluk gözlemlense de şu an için çok fazla sıkıntı yaratmıyor bunu ifade edebiliriz. Anadolu Avrupa geçişinde Marmaray ve Metrobüs, Çubuklu İstinye, Harem, Sirkeci hatları da elbette en önemli alternatifler. Avrupa yakasındaysa tramvay, Metrobüs ve metrolar en önemli alternatif güzergahlar ve toplu taşıma araçları olarak karşımıza çıkıyor. İkinci köprü çıkışı itibariyle Mahmut Bey'e kadar birinci köprü çıkışı itibariyle Haliç'te yaşayacağınız yoğunluk dışında Şirin evler, Havalimanı kavşak hattına rahatlıkla ulaşım söz konusu şu dakikalarda. Önümüzdeki 24 saate ilişkin bir meteorolojinin uyarısı söz konusu mu? Güncel bir meteorolojik uyarının bulunmadığı belirtiliyor. Meteorolojinin sayfasında bu çerçevede ülkemiz genelindeki hava durumuysa şöyle olacak. Ülkemizin güney ve doğu zamanla kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Doğu Akdeniz, Güney Doğu Anadolu, Siirt hariç, Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri sabah saatlerinde Bitlis çevreleriyle gece saatlerinde Trakya yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. Yağışlar yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak. Bitlis çevrelerinde hafif kar şeklinde gerçekleşmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusuyla iç ve doğu kesimlerde yer yer Pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklığında kuzey ve e, batı kesimlerde 2 ila 4 derecelik bir artış diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun doğu kesimlerinde yer yer güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan tahmin, tahmin ve değerlendirmelere göre ve gazetelerin manşetlerine, başlıklarına son 24 saatin gelişmeleri nasıl yansımış? Bunlardan hangi başlıklar öne çıkmış? Aydınlık gazetesine bakıyoruz. Başkent Ankara'dan sesleniyor Aydınlık bugün. Başkent devrimi için yetki istiyorum manşeti var. Vatan Partisi Ankara adayı Profesör Doktor Tülün Oygür seçim bildirgesini açıkladı deniliyor. Ankara'nın Kurtuluş Savaşı karargahı olduğunu hatırlatan Oygür, Ankara'ya Cumhuriyet'in başkenti kimliğini yeniden kazandıracağını söyledi. Oygür, Ankara'nın başkent oluşunun 2023'teki 100. yılına kadar hayata geçireceği 100 projeyi açıkladı. İşte öne çıkan projeler. Cumhuriyet'in başkenti Ankara'ya kimliğini yeniden kazandırmak amacıyla uzmanlarla Ankara iyileştirme Kurulu oluşturacağız. Özelleştirilen kamu iktisadi teşekkürlerini yeniden kuracağız. Atatürk Orman Çiftliği'nin talandan kurtarabildiğimiz her alanında üretim çiftlikleri kuracağız. Modern sistemlerle ve taşıtlara dayanan yeni ulaşım ana planını yapacağız. Ve ulaşım ücretlerini ilkokul çağındaki öğrencilerimize ücretsiz, orta öğretim, lise ve üniversite çağındaki öğrencilerimize ise 1 TL yapacağız. Başkenti Kültür ve Sanat Şehri yapacağız. Ankara Devlet Opera ve Balesi, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatroları gibi kamuya ait sanat kurumları için Belediye Kültür Sarayı inşa edeceğiz. Sokak hayvanlarına güvenli barınaklar yapacağız. İnsan odaklı çalışacağız işsizlere, kadınlara, engellilere, sokak çocuklarına, yaşlılara, evsizlere öncelik vereceğiz şeklinde sıraladığı 100 önemli projeyi dün kamuoyuna parti heyetiyle birlikte tanıttı Profesör Doktor Tülün Oygür. Bir bilim insanı ağız ve çene cerrahisinin Türkiye'de yetiştirdiği en önemli isimlerden Aspatolojisi konusundaysa Sayılı isimlerden Profesör Doktor Tülin Oygül'ün Dünkü açıklamaları işte Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde okumak Anlatmak için bugün özellikle Ankaralılara büyük görev düşüyor Her yerde Aydınlık Gazetesi'ni Alalım dağıtalım Hürriyet Gazetesi'ne bakıyoruz ve Aziz Çiçek açtı diyor Hürriyet manşetinde birkaç yıl önce DAEŞ'in kafa kestiği Suriye'de e, ee, Azes kentindeki okul bahçelerinde şimdi çocuklar koşturuyor. 2016'da 8 bin olan öğrenci sayısı Türk öğretmenlerin koordinasyonunda 97.680'e yükseldi deniyor. Eşimize bile söyleyemedik diyor. Eğitim eğitmen Yakup Topoloğlu'nun e, açıklamalarından çeşitli başlıkları yansıtmış. Zaman zaman araçlar patlatıldı. intihar saldırılarıyla karşılaştık. Suriye'ye geçip görev yaptığımızı aylarca eşlerimize söyleyemedik şeklinde e, üstlendikleri görevin hassasiyetini de belki anlatıyordu bu değerli eğitmenimiz ve öğretmenimiz. İşte Aziz Aziz'den fotoğraflar Selçuk Şamiloğlu ve Zeynep Bilgihan'ın e, Hürriyet Özel e, röportajıyla bugün manşet sütununda haberin ayrıntısında ve öznesindeki gerçek şu. İşte Mehmetçik dosta güven, düşmana korku veren yaklaşımıyla canı pahasına, kanı pahasına Suriye'de başta Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları olmak üzere bölgeye huzur ve güven getiriyordu. Nereden nereye? Hani o sahilde Kucakladığımız hepimizin bağrında büyük yara açan bebeğimizi de geçmiş hafızalarımızda hatırladığımızda bu görüntü gerçekten bir başka mana ifade ediyor. O dönemde söylemiştik bunların hesabını soracağız demiştik. İşte o hesap soruldu ve bugün çocuklar o okullarda gülerek oynuyor. Hürriyet'in manşet üstününde ayrıntılı haber. Sabah gazetesi koca yürekli şehit annesi diyor manşet üstününde. Polis oğlu Yaşar'ı terör saldırısında kaybeden Geziban Koç, bu vatanın Yaşar'ları bitmez deyip iki kardeşe koruyucu anne oldu diyor. Ee, belki de yüreğindeki o acıyı e, koruyucu anne olarak sahip edindiği Evlatlarıyla e, gidermeye çalışacak böyle bir özel insan hikayesine yer veriyor Sabah gazetesi. Akşam gazetesi babanın çırpınışı yetmedi diyor. Yine bir önemli insan hikayelerinden biri uyuşturucu bağımlısı olduğunu günlerce e, oğlunu günlerce arayan baba aracının içinde evladının cesediyle karşılaşınca yıkıldı diyor Osman'a oğlu Tayfun'u uyuşturucu illetinden kurtarmak için yıllarca her şeyi denedi son olarak deri altına yerleştirilen çip satın aldı ancak genç çipin alındığı gün ortadan kayboldu. Baba Antalya'da oğlunu ararken ailede tayfunu bulmak için sosyal medyadan çağrı yaptı. Sonunda baba oğlunun cansız bedenini boş bir araziye park etmiş aracında buldu diyor. Zehiri muza gizlediler yine yakalandılar. Bir de operasyon haberi var İstanbul Anbarlı'da bir konteynerdeki muz kolilerine gizlenmiş halde 185 kilo kokain ele geçirildi diyor haberin aynısında. Çok büyük bir farkındalığa bu konuda ihtiyaç var. Gençlerin, çocukların e, yani bir yanda bu e, polisi operasyonel süreçlerin ardı arkası kesilmeden sürmesi gerekiyor. Bu işin mafyasının tepesine çökülmesi gerekiyor. Uyuşturucu e, baronlarının geçişlerine asla ve asla izin verilmemesi gerekiyor. Ama aynı zamanda bir farkındalığı da hayata geçirebilmek açısından özellikle çok geniş e, bir çerçevede e, bu haberlerin değerlendirilmesi e, ve buna göre de bir nesil yetiştirilmesi gerekiyor. Hatırlarsınız Türkiye Liseliler Birliği'nin uyuşturucuya uyuşma, uyuşturucuya hayır kampanyaları da geçtiğimiz süreçte bu çerçevede önemli bir farkındalık yaratmıştı. O sürecin devam etmesi gerekiyor. Özellikle kamu ve eğitim kurumları desteğiyle. Karar gazetesine bakıyoruz. Kaşıkçı'nın kanı duvarda Kaşıkçı cinayetinin sorumlusu olarak görülen veliat kanlı prens imajını milyar dolarlık anlaşmalarla örtbasla çalışırken vahşetin planlı olduğunu gösteren bir kanıta daha ulaşıldı. Başkonsolosun odasındaki duvarda gazeteciye ait kan izleri e, bulunduğu ortaya çıktı deniliyor haberde. Milliyet gazetesine bakıyoruz. Obezitenin şakası yok demiş. Türkiye'de ölüm nedenleri arasında ikinci sırada gelen obeziteye karşı önlem alınmazsa morbid obez sayısı 25 milyona ulaşabilir diyor. Öne çıkarttığı haberde birinci sayfada Yılda 18 bin ameliyat yapılıyor. Mecliste biliyorsunuz obazite alt komisyonu kuruldu ve çarpıcı bir sunum var. Profesör Mehmet Mahir Özmen. Ölümler arasında obazitenin sigaradan sonra ikinci sırada geldiği açıklandı. Obezite ölümlerinin trafik kazalarında yaşanan ölümleri aştığını kaydedildi. Özmen, SGK verileri ve özel hastanelerin obezite ameliyatları toplamının yılda 17-18 bine ulaştığı tespitini yaptı diyor haberde. Milli Gazete'ye bakıyoruz. İktidar ekonominin faturasını ödeyecek önemli bir araştırma şirketinin başkanı ve iktidara yakın ismi olan İbrahim Uslu çarpıcı araştırma sonuçlarını açıkladı. Beka söylemine AKP tabanı dahi inanmıyor iktidar sürekli oy kaybediyor. Son günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemden düşürmediği ülkemizin beka sorunu var söyleminin halkta karşılıksız karşılık bulmadığını belirten Anar Başkanı İbrahim Uslu, iktidar tabanının dahi bu söylemi inandırıcı bulmadığını belirtiyor Uslu. Sahada yaptıkları araştırma sonuçlarına göre halkın birinci gündeminin %76,5'la ekonomik kriz olduğunu ve beka dahil diğer tüm sorunların %5'in altında kaldığı ve iktidarın kötü giden ekonominin faturasını ödeyiciye sonucuyla karşılaştıklarını açıklıyor diyor. Beka sadece iktidarın sorunu halk beka diye bir söyleme inanmıyor şeklindeki açıklamalarıyla da haberini ayrıntılandırmaya çalışmış Milli Gazete. Ortadoğu Doğu gazetesi Hasköy'ün hazırı demiş gece konduların çoğunlukta olduğu mahallede sabah uyananlar kapı altından atılmış içinde bin lira bulunan bir zarfla karşılaştı. Düne yansıyan çok ilginç haberlerden biri değerli seyirciler. Şimdi herkes Hızır adını koydukları bu hayırseveri merak ediyor. Hikaye şu işte bu fotoğrafta yer alan mahallede gece ya da gece yarısı ya da sabaha karşı kapıların altından ya da karşılaştırılan kişilere bir içinde biner lira olan zarflar teslim ediliyor. ve bu hayırsever de o bölgede Hızır olarak adlandırılıyor. Yani manevi kültürde hani deyim yerindeyse kul sıkışması hazır yetişmez misali bir hikayeler silsilesi anlatılır malumunuz. O kişiye Hızır adı veriliyor. 40 yıldır böyle şey görmedim diyen mahalleli ayda 200 zarfında bırakıldığını ifade ediyor. Tabi bu haberin duyulması sonrasında bölgeye akın akın gidecek yurttaşlar da belki olacaktır. Özellikle gece yarıları ya bize de belki düşer mi diye ilginç. Ee, hakikaten merak ediliyor. Tabii bu kadar bol parayı da nereden buluyor, kim buluyor, nasıl dağıtıyor? Bu da ayrıca e, ilginç haberlerden biri, e, araştırılması gereken konulardan biri. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakıyoruz. Demokrasi bayrağını yerden kaldırıp burca dikeceğiz. İyi Parti lideri Meral Akşener, Ayfer Yılmaz'ı tanıtım toplantısında kocamaza yapılan kumpasları hatırlatıp böyle konuştu. Biliyorsunuz Mersin adayını, belediye başkanını e, işte Son günü hatta saati geçtiği için aday yapamamıştı. İyi Parti büyük bir skandal, siyasi skandal olarak yer almıştı. Sonrasında bulunan formül işte Demokrat Parti üzerinden Ayfer Yılmaz ismi oldu. Daha önce Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan isim üzerinden de belediye başkanlık sürecini sürdürmeye çalışıyor bölgede. Nasıl tepki bulacak şu anlık bir iz yok. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Yeni Şafak vatan ödülü demiş teröristleri ihbar eden 259 vatandaşa 20 milyon lira verildi. PKK ve FETÖ'cüler başta olmak üzere arananlar listesinde yer alan teröristlerin öldürülmesine ya da yakalanmasına yardım eden vatandaşlar tek tek ödüllendiriliyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre şimdiye kadar 249 kişiye 19 milyon 547 bin lira ödeme yapıldı. İçişleri Bakanlığı bu vatanseverlerin kimliklerini titizlikle koruyor diyor haberin ayrıntısında. Star Evet israf haramdır peki bu nedir Kemal Bey demiş. Kılıçdaroğlu İstanbul'da dün yaptığı seçim turunda israf haramdır dedi. CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in yılda 48 milyon TL tutan kiralık lüks araç saltanatını görmezden geldi diyor haberde. Sözcü gazetesi 16 milyonluk İstanbul size emanet gereğini yapın. Duayen siyasetçi Cindoruk İmamoğlu'na böyle dedi demiş. Cindoruk seçim yarışı demokratik ve adil değil derken İmamoğlu da seçimi uçurumun kenarından dönüş olarak görüyorum diye konuştu demiş e, haberde ayrıntılarda. Cumhuriyet gazetesine bakıyoruz. Zindaşlı bombası eski AKP milletvekili Kuzu'nun tamam dediği İranlı uyuşturucu baronuyla görüntüsü ortaya çıktı diyor FETÖ savcısı Zekeriya Öz'ün gizli tanık olarak kullandığı ve birçok cinayetin sanığı olarak uyuşturucu baronu İranla zindaştı. 19 Ekim 2018'de skandal bir kararla serbest bırakıldı ve sırra kadem bastı. Tahliye kararı veren hakim sürüldü. Zindaştinin bırakılmasında eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun rolü olduğu iddia edildi diyerek bir fotoğrafa yer veriyor. Cumhuriyet gazetesi bir arada görüntülenen bir fotoğrafa yer veriyor. Bir gün gazetesine bakıyoruz bir kova suyla yangın sönmez tanzim satışta kar etmedi sebze meyvede yıllık enflasyon %59.7 oldu. Ekonomiden anlayan kim varsa zaten bu başlığı rahatlıkla ortaya koyuyordu dün itibariyle tanzimde fayda etmedi başlıkları dikkat çekiyor. Fanatik gazetesine bakıyoruz en büyük puntayla sağlık olsun diyor giden puan olsun sana bir şey olmasın Kasımpaşa'yla Trabzonspor'un mücadelesinde eşine az rastlanır olaylara sahne oldu ilk yarıda esen bordo mavili fırtına skor tabelasına 2-0'ı yazdırırken devre arasında yaşananlar geceye damga vurdu deniliyor Mustafa Denizli 35. dakikada rahatsızlanmaya başladı vurgusu var. Tansiyonu yükselen Denizli rahatsızlanarak hastaneye gitti. Kasımpaşa ikinci yarıya hocasız çıktı. Ancak 6 haftadır gösteremediği direnci gösterip küçük çaplı bir mucize imza attı. Puanlar paylaşıldı. Hocanın durumu da çok iyi diyor. 2-2'ye ikinci yarıda gelen gollerle biliyorsunuz ulaştı. bu da bir insan hikayesi olarak yer alıyor. Foto maç gazetesine bakıyoruz. Fırtına sonrası sessizlik diyor. Kasımpaşa karşısında Novakame'nin golleriyle iki, ilk yarıyı 2-0 önde kapatan Trabzon ikinci arada skora güvenip rehafete kapılınca avucundaki galibiyeti kaçırdı. Trabzon'un frene basmasından yararlanıp baskı kuran ev sahibi ekip önce Barista'nın golüne umutlandı. 90'da da Rezegen'in penaltısıyla beraberliği sağladı. Bülent Yıldırım'ın vara bakarak verdiği penaltı kararı ağır bulundu. Fırtınanın hocası Ünal Karaman, Kasımpaşa'nın baskısına önlem almadığı için eleştirildi diyor haberin ayrıntısında. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Günaydın Türkiye devam ediyor. Müzik 5 Mart 2019 Salı günü gündemiyle birliktelimiz sürüyor değerli dinleyicilerimiz. Yayınımızın bu dakikalarında hemen İzmir'e uzanacağız. Mavi Vatan takbikatı devam ediyor. Bugünkü safhasını yakından takip eden arkadaşımız Ege Bölgesi Haber Müdürü Ulusal Kanal'ın Ufuk Akkaya şu anda karşımızda ve son durumu kendisinden dinliyoruz. Evet Can Karadut, senin de belirttiğin gibi Mavi Vatan Tatbikatı'ndayız ve Mavi Vatan Tatbikatı 27 Şubat günü başladı ve bugün 7. gününde. Peki bu safhada neler oluyor? İşte Türkiye Cumhuriyeti e, Bayraktar Gemisi, dünyanın en büyük tank çıkarma özelliğine sahip olan gemi, amfibi harekatını gerçekleştirecek ve bu kapsamda dün itibariyle dün akşam gece saatlerinde, bayraklar seyir aldı. Önce yüklemeler yapıldı. Deniz piyadeleri ve amfibi harekatına katılacak unsurlar bayraklara yüklendi ve bindirildi. Ardındansa seyre çıktı. İşte sabah saatlerinde amfibi harekatı devam ediyor ve şu anda ise arkadaşım size gösteriyor. Arkamda iki atak botu var ve şu az evvel şimdi şimdi evet şimdi gösteremiyoruz gösteremiyor, gösteremiyoruz ama yani keşif botu yapacak keşif harekatı yapacak icra edecek amfibi hücum timlerini taşıyan iki atak botu şu anda suya indirildi ve düşman Adası düşmanın elinde bulunan adada öncelikle keşif yapacak ve peki bu safhadan sonra neler olacak? LCVP yine arkamda görüyorsunuz hemen göstermek istiyorum. Onlar da evet şu an indiriliyor. Arkadaşım gösterecektir. LCVP 4 adet yani deniz piyadelerini taşıyan araç da aynı anda suya indiriliyor. Denize indiriliyor ve bu da Türk deniz kuvvetlerinin ve e, yaptığı önemli işlemlerden birisi olarak kayda geçiriyoruz. Şunu belirtmek isterim. Deniz piyadeleri kimler? Bunu vurgulamakta fayda var. İzleyicilerimiz çoğunlukla komandoların adını duyuyor. Tabii ki karadaki askerlerimiz bunlar işte denizde ise deniz piyadeleri, deniz komandoları diye de özetleyebiliriz. Deniz komandoları yani amfibi hücum timleri şu an itibariyle inen LCVP ve atak botlarına e, binecekler ve önce keşif ardından da bir çıkarma olacak. Çıkarmanın tabii ki ön safhası var. Düşman adasında e, bulunan düşmanın adaya adanın etrafına çıkarma yapılacak plajın etrafına mayın döşediğini bıraktığını biliyoruz ve işte hafif otonom su altı aracıyla yani o elektronik cihazlarla bin metreye kadar dalış yapabilme özelliğine sahip Türk Deniz Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan HOSA adı ver, e, HOSA kısaltması olan adı verilen hafif otonom su aracıyla mayınlar tespit edilecek ve bugün gün içerisinde başka neler olacak onları da aktaralım işte az evvel deniz piyadelerinin çıkarma yapılacak noktaya doğru gideceğini belirttim. İşte o mayınları SAS komandoları tespit edecek. SAS ve SAT'lar bu harekatta, bu tatbikatta görev alıyor. İşte düşman adasının bulunduğu noktaya plaja çıkarma yapılacak ve bu plajda SAS'lar mayınların bulunduğu noktaları tespit edecek ve arkasından SAT komandoları devreye girecek. SAT komandoları ise tespit edilen mayınları imha edecek ve bu imha işlemiyle ilgili de çok özel görüntüler çekeceğiz. Onu da belirtmemiz lazım ve ana haber bültenimizde bunları izleyeceksiniz. İşte satların patlattığı o mayınlar 80 metre yükseklikte bir su basıncı oluşturuyor ve suyu havaya kaldırıyor. Ve ardından da amfibi hücum timleri yani denizdeki komandolarımız, denizdeki komandolarımız, LCVP deniz piyadesini taşıyan araçlarla beraber çıkarma noktasında plaja çıkarma yapacaklar. Bu aşamada tabii ki eee jenerik senaryo gereği insansız hava araçlarından alınan istihbarat görüntüleri de an bir an savaş merkezine, harekat merkezine iletilecek ve burada ise amiraller ve subaylar harekatı yönetecekler. İşte amfibi çıkarması esnasında kara kuvvetleri komutanlığına bağlı Atak helikopteri, Atak helikopterleri Türkiye'nin sıkça gördüğü özellikle Güneydoğu'da Hendek Harekatı sırasında ve Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı sırasında çokça kullanılan özellikle terör bölgelerinde kullanılan iki Atak helikopteri de deniz piyadelerine eşlik edecek Can Karadut ve Ada düşman işgal olan düşmanın kuvvetlerinin elinde bulunan Ada deniz e, piyadeleri tarafından yani amfibi hücum timi tarafından teslim alınacak. Özetlemek gerekirse az evvel iki atak e, butu botu keşif amacıyla suya indirildi ve jenerik senaryo göreyi adı hekimli olan İzmir Körfezi'nde bulunan adanın etrafında özellikle çıkarma yapılacak alana doğru yöneliyorlar. Tabii ki düşman e, mayın bıraktı senaryo gereği ve bu mayınlar temizlenecek, mayınlar tespit edilecek HOSA'yla yani hafif otonom silah. 64. sistemleriyle belirlenecek ve satlar ve saslar devreye girecek. Arkasındansa işte denizdeki komandolarımız Türkiye'nin o gururu olan komandolar yani deniz piyadeleri çıkarmayı yapacak ve bugün de bugün itibariyle saat 15-16 itibariyle bu tatbikatın, Mavi Vatan tatbikatının bu safhasına nokta konulacak. Peki sonraki günler ne olacak? Yine bir gözlemci e, günü gerçekleşecek ve 8 Mart günü tatbikat tamamlanacak. Tatbikat tamamlanmasının ardından 33 toplamda 60 gemi 33 yerli limanlara ve 7 yabancı limanlara e, gidecek. Burada halkla buluşma Türk milletiyle deniz kuvvetlerinin buluşması sahnelenecek. Şunu da belirtmek lazım, deniz kuvvetleri bütün imkan ve kabiliyetlerini işte Cumhuriyet tarihinin en önemli tatbikatı olan Mavi Vatan tatbikatında gerçekleştiriyor ve dün gece bu TCG Bayraktar gemisini komuta eden komutanlar ve harekatı komuta eden komutanlar Savaş Harekat Merkezi'nde basın mensuplarını açtı. İşte akşam ana haberde sıcak görüntüleri an, be an bu ekranlarda bulacaksınız. Söz yeniden sizde. Ulusal Kanal Ege Bölgesi Haber Müdürü Ufuk Akkaya işte bayraktar gemimizde gerçekten dünyanın deniz kuvvetleri açısından da en önemli donanımına sahip son derece hızlı manevra alanlarıyla özellikle ağır silahları ve tankları inip tekrar geri e, yüklemesiyle bilinen Bayraktar gemisinde amfibi harekatının Mavi Vatan takbikatındaki 7. gününde amfibi harekatının başlangıcında işte o e, önemli e, botun deniz unsurlarımızın hareket kabiliyeti açısından e, hem e, karada e, hem e, suda Hızlı hareket edebilme e, olanağını ve bu çerçevede gerçekleştirilen manevraları yerinde e, izlemek üzerine sabahın erken saatlerinde başlayan takbikatın notlarını e, Günaydın Türkiye'ye anlattı Ufuk Akkayının verdiği notlardan e, özellikle bayraklar e, ve e, o bölgede Başta İHA'larımız olmak üzere kullanılan teknolojinin üst seviyede olması da dikkatlerden kaçır, kaçılmadı. Gerçekleştirilecek senaryoda bir adaya çıkartma planlaması söz konusu. SAS ve SAT komandolarımız bölgede ve şu zamana kadar edindikleri deneyimleri işte bu amfibi harekatı manevra kabiliyeti açısından hızlı seri anında ve nokta atışı diye de belki tanımlayabileceğimiz birçok askeri unsuru da içinde barındıran bir süreçte bu amfibi operasyonunu şu dakikalarda jenerik operasyon olarak, jenerik bir senaryo olarak da gerçekleştiriyor. Mavi Vatan takvikatı özellikle Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin çerçevesinde 3 denizde gerçekleştirdiğimiz son derece önemli harekat alanlarını bize gösteren ve her zaman olduğu gibi dosta güven, düşmana korku veren e, Türk e, askerinin Mehmetçin e, duruşunun da bir anlamda e, yine ortaya çıkacağı önemli harekatlardan ve e, takbikatlardan biri olarak da e, yerini alıyor bu çerçevede önemli. Özellikle bugünkü amfibi harekatı başta Ege Adaları olmak üzere bölgede yaşanan sorunlar çerçevesinde de çok net mesajları bölge ülkelerine yansıtacaktır diye düşünüyoruz. Ayrıntıları ana haber bültenimizde Ufuk Akkaya gün içinde değerlediği notlarla aktarmaya devam edecek. Biz de gündemle devam edelim. Lüleburgaz'a gideceğiz şimdi. Türkiye'de emekçilerin sorunları gün geçtikçe büyüyor. Türk İş, Disk ve Keske bağlı sendikalar 40'lar Edim Lüleburgaz'da bir araya geldi. İşçiler emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına da değindi. Biz erken emeklilik istemiyoruz. Kazanılmış hakkımızı istiyoruz. Sorunlar büyüyor, çözümler gecikiyor. Ekonomideki kötü gidişat emekçiyi de etkiliyor. <laughs> Kırklareli Lüleburgaz'da bir araya gelen Türk İş, Disk ve Keske bağlı sendikalar seslerini duyurmak için miting düzenlemek istedi ancak engellendi. Bu ülkede emekçilerin verdiği vergileri çoğu zenginler vermemektedir. Verginin adil, zenginden çok, fakirden az o alınmasını talep ediyoruz. Bunu talep etmeyelim arkadaşlar. Mitingin yasaklanmasına tepki gösteren işçi örgütleri ellerinde Türk bayraklarıyla kongre meydanında toplandı. Hiçbir

hangi nerede olursa olsun hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Daha ki bu hak bize verilene kadar. O yüzden sesimizi duymanızı istiyoruz artık. Konuşma yapan Petrol İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz krizin faturasının emekçiye yansıtıldığını ifade etti. 3600 ek göstergesi verilsin demeyelim mi? Biz basın açıklaması yapmayalım bu konularla ilgili. Emeklilikte yaşa takılanların da meydanlarda olduğunu söyleyen Yavuz bu soruna bütün sendikalar duyarlı olmalı dedi. Bütün sendikaların emekte yaşlı takılanların arkasında olması lazım, destek olması lazım. Bu insanların hakkını gasp Hepinizi kınıyorum. İki yılda emekliliği hak edenler milletin çalış 30 yıl çalışmasına neden oluyorlar. Geçim sıkıntısı çekiyoruz. Bu yüzden yetkililere sesleniyoruz buradan. Artık sesimize ses olsunlar. Ve tank palet fabrikasının özelleştirilmesi süreci buna karşı mücadele sürüyor. Türk Harbi Sendikası İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül fabrikanın özelleştirilmesinin milli bir sorun olduğunu söyledi. Türk Harbi Sendikası 16 Mart'ta Ankara'da özelleştirmeye karşı büyük bir mitinge hazırlanıyor. Milli savunma millidir, milli kalmalıdır. Her fabrika bir kaledir dediler. Tank palet fabrikasının önemini anlattılar. Tank palet fabrikası dünyanın 5 tane e, bu kapsamdaki tesislerinden bir tanesi. Son 10 yıllık e, milli üretim merkezi tarafından yayınlanan raporlarda Türkiye'nin üç kere en iyi fabrikası ve dünyanın da en iyi fabrikalarından biri olduğunu kanıtlanmış bir fabrika. Türk Harbi Sendikası İzmir Şube Başkanı İrfan Akgönül tank palet fabrikasının milli önemini anlattı. M48 ve M52 tankları, Leopard 1 ve Leopard 2 tanklarının e, tamamen yerli modernizasyonunu yaptı bu fabrika. Yani tamamen soydular. Eee şey haline karator haline getirdiler ve yeniden bütün silahları da başta olmak üzere görüş sistemleri, optik görüş sistemleriyle tamamen revize ederek yenilediler. Aynı şekilde bu Fırat Kalkanı ve Zeytin dalı Harekatı'nda da başarıyla yapan Fırtına Obüs Silah Sistemleri tasarımı, prototipi ve seri üretimini gerçekleştirmiş bir fabrika. Özelleştirmeden derhal vazgeçilmesini isteyen Akgönül, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a seslendi. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan ve Milli Savunma Bakanı'ndan ki 58 yıldır bu fabrikaların içinde olan... Askeri okullardan itibaren bu fabrikaların kifayetini en iyi bilenlerden Sayın Bakan Hulusi Akar'dan da bu almış oldukları özelleştirme kararından geri adım atmasını, atmaması halinde de Milli Savunma İcisi olarak sonuna kadar bunun mücadelesi ve eylemse eylem her şeyi yapacağını da kendilerine beyan ediyorum. Fabrikanın Katar'ın Milli Savunma Bakanlığı ve BMC ortaklığına devredildiğini belirten Akgönül, tank palet fabrikasının ürettiği savunma sistemleri hakkında bilgi verdi. Ee, dünyanın en gelişmiş şu anda obüs, obüsleri 40 kilometreden e, adrese teslim, bomba atabilen dakikada 6 tane ile başlayıp, ikinci dakikada beş tane ve ondan sonra da seri olarak namlusunda hiçbir ısınma şişme olmadan dört tane seri atış yapabilen ve bir dakika içinde bir kasabayı e, haritadan silebilecek güç ve kifayete sahip. Tank palet fabrikasının özelleştirilmesine karşı mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Türk Arbil sendikası 16 Mart'ta Ankara'da büyük bir mitinge hazırlanıyor. Tank palet bir fabrika değil bir vatandır. Vatanda özelleştirilmez. Tank palet vatandır. Vatanda özelleştirilmez. Net vurgularla işte emek kesiminin duruşu ortada. E, ekonomi gündemiyle devam edelim. Dün enflasyon rakamları değil sadece konuştuğumuz aynı zamanda ihracat rakamları da vardı. Bir habere bakalım, üzerine devam ederiz. Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan, Bakanlığın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği toplantıda konuştu. Hükümetin ekonomi çıkması bir kez daha dış ticaret verilerine yansıdı. Kronik sorunların başında üretimin ithalata bağımlı olması geliyor. Türk şirketleri de Türk lirasının değer kaybetmesiyle ihracata yöneldi. Şubat ayı dış ticaret rakamları açıklandı. Bugün 2019 yılı şubat ayının dış ticaret verilerini birlikte değerlendireceğiz. Türkiye'nin ihracatı arttı, ithalatı azaldı. Ekonomideki üretim krizi dış ticaret verilerine de yansıdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği basın toplantısında konuştu. Verileri de burada açıkladı. Şubat ayında ithalatımız %18.7 azalış ile 16 milyar 161 milyon dolara ulaşmış bulunmaktadır. İthalata bağlı olan üretim yüksek kur sebebiyle düştü. Hal böyle olunca ithalat yani dış alım azaldı. İhraç malları da ucuzlayınca ihracat yani dış satım arttı. Şubat ayı ihracatımız yüzde 3.7 artış ile 14 milyar 312 milyon dolar olarak gerçekleşmiş bulunmaktadır. Ekonomistler uyarıyor. Uzmanlar bu gelişmenin yüksek kur değerlerinden kaynaklandığını ifade ediyor. Evet günlerdir o soruları boşuna sormadık çünkü yayınımıza katılan konuklarımıza ne ifade etmiştik? Tamam döviz madem belli bir marja çıktı belli bir noktada da bir kendince bir direnç ortaya koyuyor artık bunu aşağı indirmek ya da baskılamaktan ziyade bunun iç üretime ithalatı kapatması ve iç üretime yönlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılamaz mı dedik. İşte haberin ayrıntısını arkadaşlarımız onlar veriyor. Şimdi güzel Türkiye İhracatçılar Meclisi ihracat rakamlarını her ay işte böyle e, bakanların falan katıldığı toplantıyla gündeme getiriyor. Yeni ihracat hedefleri ön plana çıkıyor ama dünkü rakamlara da baktığımızda yine otomotiv sektörü yani ithalata dayalı deyim ise montaj sanayi olarak değerlendireceğimiz bir yapıyla otomotiv bir sektörü e, liderliği ele aldı. Yani bu tim başkanının falan bu konularda sesi çıkmıyor. Neden iç üretim, neden ithalatın kesilmesine yönelik politikalar konusunda bir açıklama yapılmaz. İşte e, Tim başkanına bakıyorsun e, İsmail Gül'le ki sektörün içinden gelmiş bir isim olarak da yani hakikaten umut vermişti ama bu konularda şimdi konuşmuyor. Yani bir sektörün sorununu dile getirsek e, dese ki bu 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 konuda önlemler alınmalı, iç üretimin canlandırılması, dövizin işte şu miktarlarda tutulması, aşağı düşürülmemesi ve bunun iç talebe olan yönelmesini sağlayacak politikaların yapılması ya da her neyse kendi kafalarındaki çözümleri çıksa bütün bunları anlatsa olmuyor mu günah mı girerler? Öyle oluyor herhalde. İhracat rakamları çok güzel, ihracat rakamları çok iyi. İşte bakıyorsunuz kimyevi maddeler sektörü ikinci sıraya gelmiş. Bakıyorsunuz ithal oranları yani yapışkan maddeler vesaire yani bir sürü e sektörler içinde o kullanılanı olsun, onun dışındaki ürün konseptleri olsun. Onların da ithal e girdilerle sağlandığına bakıyoruz. Bir dönemin efsanesiydi tekstil sektörü, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü. Nasıl efsaneydi? İğneden ipliğe her şeyi üreterek ihraç ediyorduk. Ve gerçekten o çerçevede efsane iş başarmıştı o dönemin tekstilcileri. Ama bugün bakıyoruz ipliğini de, pamuğunu da, kumaşını da, e, ithal edip ondan sonra ihraç eden bir e, sektör karşımıza çıktı. E, o da üçüncü sırada işte. Yani ithalata bağımlı ihracatta yaşanabilecek sorunlar bunun iç piyasaya, üretime doğal olarak istihdama doğal olarak sektörleri olan e, zararını e, Tim Başkanı Sayın İsmail Güller'in açıklaması lazım. İşte İstanbul Ticaret Odası Başkanı'nın çıkıp bunları konuşması lazım. Anlatması lazım. Ya yani Bunlardan e, kimseye bir zarar gelmez. Sektörün sesi olun. Sektörün e, dibinden gelen o organize sanayi bölgelerinden yükselen sesleri dile getirelim. Önce sorunları bir güzel tespit edelim ardından da çözüm önerilerini yine hep birlikte konuşalım anlatalım. Ne var bunda? Sadece ihracat rakamlarını mı anlatacağız burada? İşte yap, yapılan ihracatın ne olduğu ortada. Birinci sırada otomotiv sektörü ithalata bağımlı. İkinci sırada kimyevi maddeler e, sektörü. İkinci sırada bir dönemin efsanesi tekstil sektörü bile kumaşıyla, pamuğuyla, ipliğiyle, düğmesiyle her neyse artık o da ithal eder hale gelmiş ve ondan sonra ihracat 3. sırada gözüküyor. Böyle ihracatı 500 milyar dolara çıkarsanız ne olacak? çıkartmasanız ne olacak? Kime ne fayda sağlayacak? çıkın biriniz de bunları açıklayın. Ya yani biz mi söyleyelim bütün bunları? E dolayısıyla hakikaten umut veren isimlerden biriydi İsmail Gülle. Yani sadece ihracat rakamlarını açıklayan bir e, sektör temsilcisi oluverdi. verdi. İşte bazen KOBİ'lere falan destek verildiğinde İstanbul Ticaret Odası ha, ne güzel falan filan diyor. Ya yani böyle enteresan. Yani diğer e, sektör temsilcilerine baktığınızda da çok fazla sesi soluğu çıkmıyor. Konuşun ya. Ya kimseye zarar gelmez konuşmaktan. Sektörün sesini dile getirin. Buralarda sorunlar var ve bunlar böyle çözülür diye. Geli burada anlatın, gidin sizi çağıran işte medya organlarında bunu paylaşın ne var yani ne olacak? E, neticede e, siyasal iktidardan e, bu çerçevede bir endişeniz söz konusuysa işte onlar da dönüyor dolaşıyor. Üretim dönüyor diyor, dönüyor dolaşıyor tanzim diyor, dönüyor dolaşıyor e, işte üretim, iç üretim diyor. Yani onlar da aynı noktaya giriyor neticede çözümlerde. İşte siz sektörün e, temsilcileri olarak bu sürecin bayraktarlığını üstlenin, üretimde bir adım daha öne gidin. Ama yok ses yok çıt yok ihracat rakamlarını açıklamaya gelince en önünde siz varsınız. Burada bir sorun var ve bu sorunu Türkiye'nin sektörel anlamda da aşması gerekiyor. Bunu da buradan aktarmış olalım. Gündemle devam edelim. Gecenin haberlerinden bir tanesi deprem haberiydi. Önce onun notunu aktaralım, ondan sonra bu haberi görelim merkez üssü Marmara Denizi olan dört 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 00:07'de Marmara Denizi'nde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11 kilometre olarak açıklandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yani 4.1 tanesi açıklıyor. Yani bu, bunlarda da bir sorun var. Şimdi 4 nokta yani Richter ölçeğine göre 4 ile Richter ölçeğine göre 4.2 arasında faylar kadar fark var. Hani dağlar kadar değil faylar kadar fark var. Bu farklar niye ayrı ayrı bu şekilde açıklanıyor? Hakikaten bunu anlamakta zorlanıyorum. Afet ve acil durum yönetimi 4 demiş. İşte Boğaziçi, Kandilli, Rasa tanesi 4.2 demiş. Yani 4 ile 4.2 arasında ölen insan sayısından yani Allah korusun. Bunların şiddeti daha fazla yoğunlukta olursa gerçekten çok fark ediyor. Niye bunu bile çözemiyoruz? Bir tanesi diyor ki 7 kilometre altında, bir tanesi 11 kilometre altında. Daha bunları bile tespit edemiyoruz. Biz bir de depremle mücadele edeceğiz. Yani ilginç. Deprem İstanbul ve Bursa'nın çok sayıda ilçesinde hissedilmiş. Şimdi peşindeki haberi de bir bakalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum'da yine dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada. Deprem çerçevesinde tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda çok büyük tehlike arz ediyor diye ifade ediyor. Çok güzel. Okuyalım aydıntıyı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarını dikkate alarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat şu anda büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2012'de büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Bedeli ne olursa olsun dönüşümü tamamlama sözü verdi. Biz de gecemizi gündümüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tespitlerimize göre ülkemizde yenilenmesi gereken 6.7 milyon sağlıksız konut ve ee, i̇nşallah işte kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda da 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini dile getiren kurum. Belediyelerimiz vatandaşımıza gece gündüz demeden 7 gün 24 saat hizmet edecek personel bulunduracak. Bu nedenle aldıkları vazife ve sorumlulukları yeni dönemde belediyelerimizin daha da artacak. Belediyelerimiz 7 gün 24 saat vatandaşımıza hizmet verecek bu uygulamayı işte bugün Konya'da Konya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde başlatmış oluyoruz." şeklinde açıklaması var. Şimdi İçinden geçtiğimiz süreçte de konut mağdurlarının sesi var biliyorsunuz. En çok da mağdur olanların başında kentsel dönüşüm yani Esenyurt'un AKP'li belediyesiyle işbirliği işbirliği yaparak oradaki e, yüksek yüksek binalarda e, yüksek yüksek tepelerden yüksek yüksek binalara geldik biliyorsunuz. E, mesela işte yine Oya 4 mağdurları var e, ne bileyim oradaki toplu konutlarda dönüşüm çerçevesinde yine ciddi sıkıntıların yaşandığı yerler var ve onların sesi oluyoruz. Bu kentsel dönüşüm dedikleri Fikirtepe'de mesela icra edilmeye çalışıldı. Bir tane çivi çakılmıyor. İşte Gazi Osman Paşa'dan biliyorsunuz bu stüdyoda konukları ağırlamıştık bir yayınımızda. Hem organize sanayi bölgesinde işletme olarak temsilciler hem de evlerini kaybetme riskiyle kalan yurttaşlarımızı gördüğümüzde bu nasıl bir kentsel dönüşüm olacak? Şimdi bu deprem korkusuyla vatandaşları korkutarak mı bu projeleri? Oralarda birilerine rant sağlamak için açacaklar. Doğal olarak bu soruları soruyoruz. Yani yeni belediyecilerin dün Mustafa İlker Yücel katıldığı Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel dedi ki neden dedi bu belediye başkanlarının hepsi inşaatçı? Bundan mı yapıyorsunuz? Vatandaşı depremle korkutup oralardan kaçırıp oraları rant elde edip e, işte e, Allah'ın dağına deyim birindeyse merkezdeki adamı taşıyarak mı bir kentsel dönüşüm planlıyorsunuz? Ya da binalarını yıkıp yeniden yapmamak üzere mi bir kentsel dönüşüm yapmaya çalışıyorsunuz? Ya da daha pazar günü işte e, yurttaşlardan biri kendi bulunduğu konuttan kendisini atmaya kalktı e, toplu e, konut projesinde. Evet. AKP'li büyükşehir AKP'li esenyurt belediyesinin yaptığı çalışma çerçevesinde söz verilen yapıların tamamlanmaması, o inşaatların durdurulması çerçevesinde sıkıntıyı geçtiğimiz pazar günü sizlere anlattık. Bu böyle mi çözeceksiniz bu kentsel dönüşüm meselesini? Bütün bunları sormakla yükümlüyüz. E, takipçisi olmakla da yükümlüyüz. Görevimizi de sonuna getireceğiz ama mesele Mustafa İlker Yücel'in e, Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının söylediğinde yatıyor. Neden bu kadar e, çok fazla inşaatçı belediye e, başkanlığına aday oluyor? Çünkü bu ülkede inşaat yapıyorsan vatandaşın cebine parasını cebinden parasını alıyorsan, aylık onları sözleşmelere bağlıyorsan ve ona e, söz verdiğim, taahhüt ettiğin ...inşaatları yerine getirmiyorsan kimse sana sesini çıkartamıyor. Yani Sayın İçişleri Bakanı'nın işte günlerdir mesela haberlerini veriyoruz. Çok da güzel açıklamaları oluyor. Bölücü terörle mücadelede şu noktaya geldik. FETÖ'yle mücadelede bu noktaya geldik. Ama dönüyorsun bakıyorsun iki tane müteahhite lafınız geçmiyor. Ya burada başka bir ilişki var ya da onların güvendiği bir şey var. Çünkü adamlar da aynı masaya oturduğunda sana diyor ki... ...ya benim seçeneklerimi oyacaksın, ekstra ya bana para vereceksin ekstra benim dediğim yapacaksın ya da ben bu parayı sana ister öderim ister ödemem git diyor istediğin yere şikayet et diyor mesela yeşil inşaatın sahibi öyle yapmış inovya 4 say gidin demiş istediğiniz yere şikayet edin kimse bana dokunamaz e, yarın öbür gün de yapacağınız kentsel dönüşüm böyle mi olacak sizin vatandaşları böyle mi mağdur edeceksiniz o zaman Mustafa İlker Yücel'in çok net ortaya koyduğu tabloyu bir kez daha buradan uyarı olarak hatırlatmakta bizim görevimiz oluyor. Neden bu kadar fazla belediye başkanlığında inşaatçı var? Bunların bu rahatlığını gördükleri için mi? Nasıl olsa cumhurbaşkanı bana dokunamaz, yargı bana dokunamaz, içişleri bana dokunamaz, adalet bana dokunamaz. Yargıya gitsinler, savcıya gitsinler ne olacak? Hatta polis e, tamam belki sert bir müdahalede bulunmadı ama orada slogan atan yurttaşın e, susmasını istedi. Neden onun susmasını istiyorlar? Kim veriyor bu talimatı? Biz buradan konuşmaya devam edeceğiz, anlatmaya devam edeceğiz bu mağdurları. O sözünü yerine getirmeyen inşaat sahiplerinin de iki elimiz yakalarında olacak, onun hesabını soracağız. Burada insanları mağdur eden vatandaşın hakkını da buralardan korumaya devam edeceğiz. Bunun da özellikle altını çizelim ve gündeme devam edelim. Şimdi İstanbul'un bir başka kabusu işte her sabah yaşıyoruz. Bir yansıtalım yine Sibel Can trafik tablosunu. İstanbul'da trafik yoğunluk haritamıza bakalım. Sadece İstanbul'un meselesi kentsel dönüşüm değil. Ee, Sağolsun e, Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım o esprili, renkli, sıcak kişiliğiyle falan e, güzel e, tepkiler topluyor. Ama e, yıllardır işte İstanbul'un bu trafiğinin halinin nedeni sizsiniz. Şimdi çözeceğinizi söylüyorsunuz ama işte görüyorsunuz sabah sabahın e, 08.46'sı biraz daha aşağı in 3. köprüyü falan bir görelim Sibelcan. Şu üçüncü köprüyü görelim. Aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in, aşağı in. İşte görüyorsunuz. Buraları geçsen de geçmesen de ödediğin köprüler, özel sektöre devredilmiş köprüler, kamu kaynakları, kamu bankalarından alınan paralarla özel sektöre devrettiniz. Buralar yemyeşil gözüküyor. İşte İstanbul'un içinde yaşanan kabus ortada. Trafik oranı 53, kabus demek. Yani. Gazi Osman Paşa, Bağcılar Kavşağı'ndan FSM gününe gittiğinde kabusu yaşıyorsun. Esenyurt'tan her sabah bağlanamıyorsun e, tem bağlantısına. Bakın E5 hattı neredeyse Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Sefaköy neredeyse 4 ilçe geziyorsun. Yine de o trafikten kurtulamıyorsun. Tablo o. Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek ne mümkün? FSM giriş itibariyle Kozyatağı'ndan e, efendim her sabah olduğu gibi kavacık çıkışına kadar neredeyse kilit işte kendi İstanbul büyükşehir belediyesinin haritası ben e, uydurmuyorum e, oradaki kırmızı hatları da siz görüyorsunuz İşte buradan e, Hatenden kaçayım birinci köprüye gireyim desen zaten o çamlıca'dan giremiyorsun e, Sayın Cumhurbaşkanının da evinin bulunduğu o e, güzergah çok daha e, gerilerine kadar o meşhur çamlıca camisinin bulunduğu e, o güzergahın oralarda tamamen kilitsin hareket edemiyorsun dönüşü de aynı hani oradan kurtarayım desen geri döneyim tekrar çıkayım desen o olmuyor. Bir de içerilerde bir garip işler oluyor mesela. Şöyle şimdi bu ana arterlerden vatandaş kurtarmak için kendini bir şekilde ya yan yola ya da iç yollara, arka sokaklara falan geziyor. Oralarda da belediyelerin ya da UKOME falan mı bu işlere karar veriyor? Nasıl bir kafayla yapıyorlarsa kardeşim gittiğin güzergahın güzergahında öbür yolları da açacaksın. Neden o yola yasak koyuyorsun? Buraya girilmez bir sokaktan dön falan. Neden bunu yapıyorsun? Yani bırak da vatandaş iştiyse bari ana arterlerde rahat edemiyor. Ağrı arterlerle bağlantı yollarına iştiyse oralardan kavuşmaya kalksın diyor. Ara sokakları girmeye kalkıyor. Bakıyorsun sola dönmek yasak, sağa dönmek yasak. Yani o şey Büyükşehir'in UKAMAN'in mi direkt ulaştırma koordinasyonun mu gündeminde ya da ilçe belediyeleri kendi mi karar veriyor? Gerçekten anlamak bunu bile projelendiremiyorsunuz. Hani bırakın ana arterlerde, ana güzergahlarda falan iş yapmayı, bu trafiği rahatlatmayı, iç sokaklarda yol planlamasını bile yapamıyorsunuz. Yani sokaktaki çocuk bile o sokaklarda gezdiğinde ya bu ne kadar anlamsız bir yasak diye bunu çok rahat bir şekilde görebilir. Daha bunu bile planlayamıyorsunuz. İşte İstanbul'da trafik oranı %53, 3. köprü, 3. köprü hatları, ana arterleri her sabah bunları anlatıyoruz. İşte o meşhur Marmaray'ınız bomboş. Ama İstanbul'un yaşadığı trafik çilesi ortada. Neden vatandaş kullanmıyor? Pahalı. Hiç değilse dedik trafiğin pik yaptığı saatlerde şu Avrasya Tüneli ile bari 3. köprüyü diğer köprülerin oranına getirin. Belki vatandaşın tercih edebileceği hatlar olur da biraz daha esnek bir sabah yaşanabilir diye bütün bunları anlattık. Ama yok orada da sesiniz solunuz çıkmıyor. O meşhur bir metrobüs diye tutturmuş gidiyorsunuz. Ben şunu da anlamıyorum. Şimdi Binali Yıldırım Metrobüsü büyük Büyükçekmece'ye taşıyacağım diyor. Ee, hadi diyorsun alternatif olarak muhalefete bakayım. Ekrem İmamoğlu da diyor ki evet diyor ben metrobüsleri yenileyeceğim diyor. Ya arkadaş yani bunun ne kadar anlamsız bir sistem olduğunu daha nasıl anlatacağız size? Akşam veya da sabah saatlerinde 20. metrobüse biniyorsa bir yurttaş yani sabah bu saatinde ya da akşamın 6'sında 7'sinde 20. metrobüse bir yurttaş binebiliyorsa özellikle ara güzergahlarda kendini şanslı hissediyor. Hala daha bu anlamsız sistemde ısrar etmenin ne anlamı var? Ya burayı raylı sistem yapın, böyle 8'li, onlu, altılı neyse vagonlarla birlikte yolcuya alsın gitsin. Ya öyle bir periyoda kavuşturun ya da bu sevdadan vazgeçin. Bu metrobüsler olmuyor. O köprüler yıkılacak. Yani o e, trafiğin e, çok yoğun olduğu, vatandaşın çok yoğun hareket ettiği dönemlerde o köprülerde gerçekten insan yığınları bir gün o köprüler yıkılacak diye insanın ödü kopuyor baktığında fotoğrafa. Bir de insan... Hadi o köprü yıkılmadan geçtin bir şekilde e, metrobüs istasyonlarına vardın oraya da baktığında bak, birincisi geliyor ikincisi geliyor. Bir de garip garip yok e, avcılar bir durak olmuş ne bileyim e, işte Ceviz diba, ikinci durak olmuş. E, yolcuyu getiriyor avcılarda mesela bırakıyor bomboş metrobüsten e, metrobüsü boşaltıyorsun. E, onun üç katı dolu metrobüse havasız bir şekilde girmeye çalışıyorsun. Ya bırak bari oradan gitsin o araba tabelasını değiştiriver. Çok mu zor yani? Niye o vatandaşı zorluyorsunuz oralarda? Yani bir plansızlık. Yaptığınız işte bile bir plansızlık var. Vatandaş şu trafikten kaçıp ara sokağa dalsa da oradaki güzergahları belirleyemiyorsunuz. Sürekli engel. Sola dönemezsin, sağa dönemezsin. Bilmem ne yoluna giriş. Böyle garip garip anlamsız anlamsız. Aç o yolları. Neden açmıyorsun? Metrobüse binmeye kalksan aynı sorun. Hakikaten konuşulacak çok şey var. Sadece mesele kentsel dönüşümde bitmiyor. Bir kafa yapısının, akıl yapısının insandan yana, insana hizmetten yana olması gerekiyor. Biz ama bunu dile getirmeye devam edeceğiz bir aranın ardından. 5 Mart gündemiyle devam edeceğiz. 5 Mart 2019 Salı günü gündemiyle Günaydın Türkiye devam ediyor. 9 kuşağındayız değerli dinleyicilerimiz. Bir hava raporuna göz atalım. Bölgelerimizdeki ve illerimizdeki havaya bakacağız şimdi. Marmara bölgesi zamanla parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçecek. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bursa az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 18, Çanakkale az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 15, İstanbul az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 13, Kırklareli az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde yağmurlu. 16 derece olacak değerli dinleyiciler. Yani İstanbul az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu. İlginç cümleleri var bazen biz de toparlamakta zorluk çekiyoruz. Neyse Ege bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Afyon Karahisar 10. Denizli 16, İzmir 17 ve Manisa 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu Batı Akdeniz'in kıyı kesimleriyle Doğu Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışlar yağmur ve sağanak. Kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde esmesi bekleniyor. Adana 18, Antalya 17, Burdur 12 ve Hatay 15 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve yer yer çok bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Ankara 14, Çankırı 15, Eskişehir 15 ve Konya 13 derece. Batı Karadeniz parçalı zamanla çok bulutlu geçecek. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bolu 12, Düzce 19, Sinop 13 ve Zonguldak 13 derece. Orta ve Doğu Karadeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Amasya 17, Çorum 13, Samsun 18 ve Trabzon 14 derece. Doğu Anadolu bölgesi Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde Bitlis çevreleri hafif kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Erzurum 2, Kars 2, Muş 3 ve Van 5 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Siir tarihinde bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor. Diyarbakır 12, Gaziantep 11, Siirt 12 ve Şanlıurfa 14 derece. Genel itibariyle denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Bunu da belirtelim. İstanbul'da trafik yoğunluğu %51'ler seviyesinde özellikle Esenyurt'ta Temfirisköy, Firisköy Altınşehir yönünde yoğun trafik uyarısı söz konusu. Bu arada Gazi Osman Paşa'dan bir son dakika bilgisi var. Gazi Osman Paşa'da Yıldız Tabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir binanın önünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor şeklinde bir bilgi söz konusu. Ayrıntılar elimize ulaştıkça sizlere yansıtmaya çalışacağız değerli dinleyicilerimiz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları yansımış ajanslardan bir onu özetlemeye çalışayım size. İşin özeti şu işte kızamık salgını ya da vakasına ilişkin açıklaması var Fahrettin Koca'nın göç nedeniyle özellikle Avrupa'da ciddi kızamık vakaları görüldüğünü belirterek bunun Türkiye'ye de yansımaları olduğunu söylemiş Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Gelen göçmenleri de aşılıyoruz ama maalesef Türkiye'de yine etkili olabiliyor demiş. Artan kızamık vakalarının çoğu bu nedenle demiş. Olaya sadece aşı reddi demek insanları aşı yaptırmamaya da yönlendiriyor. Ailelere tavsiyem çocuklarınızı mutlaka aşılatın şeklinde bir açıklaması var. Şimdi Sayın Bakan'a buradan seslenelim. Sayın Bakan, ailelerim neticeli bilgilendirmek, bilinçlendirmek sadece ülkemizde değil, diğer ülkelerde de devletin, Sağlık Bakanlığı'nın falan görevidir. Önce güven verin insanlara. Bakın televizyonlardaki tartışmaları takip ediyorsunuz. Bilim insanları birbirine giriyor. Yani bildiğimiz tıp doktorlarımız. Yani sağlığımızı emanet ettiğimiz insan. Bir tanesi bir şey diyor, ki başka bir şey söylüyor. Kafaları allak bullak. Bakanlık olarak hacematla, işte sağlık sisteminin içinde yaşanılan bu bütün tabloyla tamamen sorumlusu sizsiniz. Bunlarla uğraşacağınıza, bilimselliği ön plana çıkartacağınız, bu çerçevede güven verebileceğiniz bir atmosfer kurmaya ihtiyacı var toplumun. Bir kesim diyor ki, Efendim işte aşılar şöyle yapar böyle yapar sakın bilmemlerinizi işte aşılatmayın. Burada dönüyorsunuz başka bir uzmana. O da diyor ki işte sağlık bakanının yaptığı açıklama gibi işte biz sıfırladığımız hastalıkların yeniden hotladığını, bunun da nedenini aşılanmamaya falan bağlıyoruz. E biz mi karar vereceğiz ya buna? E vatandaşın kafasını karıştırmayın. Bilimsel kriterlerle sağlık bakanlığını yönetirseniz, sağlık sistemini bilimsel kriterlerle donatırsanız Bilim dünyasında bu çerçevedeki bütün organizasyonları bilimsel kriterlerle kamuoyunda tartışmaya açarsanız zaten bu tartışma biter. Vatandaşa güven vermiyorsunuz güven. Bugün hekimler, bugün e, sağlık e, içindeki bu genel tartışma, bakanlığınızın uygulamaları, insanların hastanelerde çektikleri çileler, eziyetlerle sağlıkta güven yok güven. Yani temel mesele bu. İnsanlar çocuğunu aşılatmaya gittiğinde o aşı gününde mi, son kullanma tarihinde mi ya da onu geçmiş mi? Böyle endişeleri var. Bütün bunları ortadan kaldırmak sizin göreviniz. Yani aile hekimliği müessesesi kurarak, aile hekimlerine gerekli ayda ödevinizi yapmıyorsanız, hastaneler kurduğunuzu iddia ederek, vatandaşı kuyruklardan kurtardığınızı iddia ederek ki devlet hastanelerine giden kendisiyle, ailesiyle, çocuğuyla biri olan olarak durumun hiç öyle olmadığını ben görüyorum oralarda. Vatandaşa hiç güven vermiyorsunuz ki. Vatandaşa bir güven verin. Güveni de bilimsellikle verebilirsiniz. Bilimsel tespitlerle verebilirsiniz. Piyasada bitkiciler geziyor, otçular geziyor, işte hacamatçılar geziyor. Siz de bunlara prim veriyorsunuz, öne çıkartıyorsunuz. Kafaları iyice allak bullak oluyor. Yarın öbür gün yani iş şuraya gelecekti. Aşı da yaptırmayın bilmem ne bitkisi kullanın. Çocuğunuz kızamık olma, olmaza gelecek neredeyse mesele. Yani gerçekten e, bu konuda üzerinize çok büyük sorumluluk düşüyor. Sağlık Bakanlığı olarak her şeyden önce bilimsel kriterleri öncelik verin, bilimle insanlara ve topluma güven verin zaten gerisi kendiliğinden gelecek. Şimdi bütün bu tartışmayı, açın o televizyonları Sağlık Bakanı olarak bunları takip etmiyor musunuz? E, i̇nanılmaz tartışmalar var. Hele o doktorların birbirine girişi inanılmaz. Bir de bir, bir sürü bir e, terim falan kullanıyorlar aralarda. Bunu zaten vatandaşın anlama şansı yok. Yani o noktaya indirgemenin sohbette Tartışma üslubunda vatandaşa e, sağlık konusunu anlatmak gerçekten çok e, önemli. O seviyeye indirgeyemenin zor olduğu, her yayıncının bunu yapamayacağı, her sunucunun bunu yapamayacağı çok açık, çok ortada. Vatandaşın anlayabileceği seviyeye indirgemek. E, bir de üstüne üstlük onlar birbirine giriyor. E, Sağlık Bakanlığı bilimsel kriterler dışında ne varsa onu uyguluyor. E, vatandaş da bakıyor kalıyor bu yıl diyor ki tamam diyor ben aşı yaptırmayayım. Aa, öbür yıl diyor ki galiba hata yaptık hadi aşı yaptırayım. Sorun böyle çözülmüyor. Koruyucu hekimliği tekrar getirin. Koruyucu hekimliği tekrar güncelleyin. Göçmenlerimiz olacaktır. Bugün de olacak, belki yarın da olacak. Emperyalizmle mücadele edildiği sürece göçmenlerimiz olacak. Onların çocuklarına da sahip çıkmak bizim görevimiz. Öyle toplumdan dışlayarak vatandaşa da bunu körükleyerek işte onlar onlar geldiğinde onların da ya ben nasıl bir ülkeye gittiğimde ya da herhangi bir yurttaş bazı ülkelere gittiğinde aşılama yapılıyorsa benim ülkeme giren çocuğa da sahip çıkmak bizim görevimiz. Onların da aşılarını yapacağız. Onları da kendi çocuklarımızla aynı okullarda, aynı hastanelerde barındıracağız ama çözümü getirmek sizin elinizde. Ama özel hastaneleri paranın sadece hüküm sürdüğü bir sistem haline getirirseniz ana sağlık sistemini ya da insanların ana ihtiyaçlarını sadece paraya endeksli hale getirirseniz eğitime gidiyorsun paralı, sağlığa gidiyorsun paralı, barınmaya gidiyorsun paralı. Bu kadar yoğun bir makas altında insanları sıkıştırıyorsanız onların da kafası karışır. Burada vatandaşı suçlamayın. Burada sorumlu sizsiniz. Suçlu sizsiniz eğer suçlu arıyorsanız. Suçlu olan noktanızda bilimsellikten uzak çalışmalarınız. Bilimsel kriterleri getirin. Tartışma düzeylerini ayarlayın. Herkesin sağlık programı yapamayacağı, sağlığı anlatamayacağı, yani televizyonlara şu uydu kanallarına bir bakın. Hala daha dünya kadar var. Ee, hakikaten o konularda fitoterapi çerçevesinde çok kıymetli isimler olabilir. Yani geçmişten bugüne bizim işte Lokman hekim anlayışımız yani orada da bir bilimsellik varsa onları da konuşalım. Onları da anlatalım insanlar. Onlardan da elbette uzak durulmaz ama bu iş böyle olmaz. Yani o adamlara bakarsanız neredeyse aşı yaptırmayın çocuğunuza sadece işte bilmem ne otundan besleyin hiçbir şey olmaz falana gelecek mesele. Bu işler böyle çözülmez. Türkiye'nin derhal bu konuya el atması gerekiyor. Bu konudaki tartışmayı bilimsel zemine taşıması gerekiyor. Gittiğiniz doktora güvenmiyorsunuz, yapılan aşıya güvenmiyorsunuz, gittiğiniz hastaneye güvenmiyorsunuz. E, sağlık çalışanların mücadelesini görüyoruz. Saatlerce çalışıyorlar, çok yoğun iş yüküyle çalışıyorlar. E, bütün bunlar biriktiğinde çok ciddi bir güvensizlik ortamı ortaya çıkıyor. Yani sizin bu yaptığınız açıklama havada kalıyor. Yani şeye benziyor bu. E Sağlık Bakanı sizsiniz bu sorunu siz çözecek, Çözeceksiniz. Kim çözecek? Ben mi çözeceğim? Ya benim özel hastanelerin param da yok yani çözmek için hani oralarda çözeyim desem oralarda da çözemeyeceğim E bu sorunu çözmek sizin göreviniz Dolayısıyla bu çerçeve bu çerçevede meseleyi bilimsel kriterler üzerine kurmazsanız tartışmayı bu sürece indir indirgemezseniz. Piyasadaki bu işte doktor ya da doktorculuk oynayan o programları falan yok etmezseniz buna bir sistem getirmezseniz bilimsel sistem getirmezseniz baskıyla susturmak değil kastettiğim bir bilimsel kriter bilimsel sistem eğer bunları getiremezseniz sonucun bu olacağı çok ortada. Yani vatandaşın kafası karışırsa orada günlük kararlar vermek zorunda kalır der ki hadi bu yıl ben çocuğu aşı ettirmeyeyim demek ki bir sorun var işte geçtiğimiz haftalarda değerli hekimlerimizi ağırlamaya çalıştık sorunun öznesini çözmeye çalıştık buralarda meselenin pek öyle olmadığı da anlatılıyor ama neredeyse merdiven altında bulunan hala sağlık ocaklarımız var sistem böyle yürümez bütün bunları el birliğiyle ele alıp bir bilimsel kriter şemsiyesi oluşturup bitki meselesi konuşulacaksa ona ayrı bir yine bilimsel kriter oluşturmak sağlık meselesi kimyasal ilaç endüstrisinin neyse o çalışmaları değerlendirilecekse onu ayrı bir potada eriteceğiz. Bütün bunları bilimsel seviyeye çekersek başarılı olabiliriz, hızlı sonuç alabiliriz. Ve bütün bu sorunları da yaşamayız. Bu sorun hepimizin sorunu. Yani çocukta bir alerji olarak üzerinde bir kızarıklık olsa hemen beynimiz dönüyor. Acaba kızamık mı oldu falan diye korkmaya başladık. Neden? Çünkü Türkiye bunları silmişti. Nasıl silmişti? Koruyucu hekimlikle. Koruyucu hekimlik ya çok basit. Hasta olmadan önce korunmak. Hani işte bir sürü kamu spotlarınız var işte sigarayı bırakın, alkole bilmem ne yapmayın. Onun gibi yani hastalığa yakalanmadan önleminizi alın şeklindeki bakış açısındaki bilimsellik neyse. Buralarda da uygulayacağınız sistemler bunlar. Bilinçlendirmek, anlatmak. Yani yerel yönetim çalışması yapıyorsunuz. Siyaset tartışması dışında hakikaten ben bir kelime duyamıyorum ya. Yani böyle öne çıkmıyor. Ne AKP'sinde, ne MHP'sinde, ne CHP'sinde, ne bilmem nesinde hiç sesleri çıkmıyor. Yerel yönetimlerin en baştaki görevlerinden bir tanesidir toplumu halk sağlığıyla kucaklaştırmak, kavuşturmak. E, meseleye bu özlelerle bakmakta e, ciddi şekilde fayda var. E, bu tartışmayı bitirecek olan yer e, sizsiniz, e, şikayet edecek merci değilsiniz. Yani Sağlık Bakanı çocuklarınızı mutlaka oldu oldu emredersiniz baş üstüne. Hangi aşıyla? Vatandaş o aşıya güvenmiyor zaten. Senin o aşına güvense zaten gidecek yaptıracak. Ya da o konuda gerekli bilgiyi sen ona aktarsan. Yani aşı meselesinde televizyonlardaki şuradaki buradaki bu anlamsız tartışmaları bilimsel bir zemine. Yani herkese bakıyorsunuz medyatik olma derdinde. Şimdi yani tıpçılarımızın da maalesef bazı e, isimleri e, onu ön plana çıkartarak görüyoruz ekranlardan bunu. Yani sırf tartışma olsun diye e, bütün kriterleri bir tarafa bırakıyorlar. Ee, ve onun üzerine kişisel hırs belki de ihtirasları da devreye girerek böyle bir tartışma oluyor. Vatandaş ne yapsın orada? Vatandaşı doğru bilgilendirirsen, kriterlerini bilimsel olarak belirlersen, öyle şehir hastaneleri e, fantazileriyle ya da benzeri bir takım e, ekonomik e, gücü olana e, hizmet açabileceğim bir alan haline getirmezsen sağlığı 7'den 70'e bu işi e, çözmek için buna odaklı bir bilimsel siyaset uygularsan o zaman sorun ortadan kalkmaz. Daha önce bizim çözdüğümüz sorunlar çünkü. Yani uzaya falan gitmeye, Amerika'yı yeniden keşfetmeye deyim yerindeyse gerek yok. Bizim çözdüğümüz işler bunlar. Nasıl çözdük? Koruyucu hekimlikle çözdük. Okullarda hepimiz aşı olduk küçükken. Yani bir dönemin kızamığıdır, boğmacasıdır, şu sudur, bu sudur. artık bu hastalıklar neredeyse görülmemeye başladı. Nasıl oldu bu? O planlı, o sistemli, o doktorlarımızın Gerçekten insan odaklı yaptığı mücadeleler, çalışmalarda vesairelerle çözdük bu işi. Koruyucu hekimlikle çözdük. Önce koruyucu hekimlik, önce aile hekimliği, e ardından hastanelerde uygun şartların oluşması, böyle fantastik özel sektör hastaneleriyle değil, devlet anlayışının hakim olduğu, herkesin e ulaşabileceği sistemler olursa bunlar başarılı olabilir. Neticede bir kızamık türüyorsa, onda zenginin çocuğunun kızamık olmayacağının garantisi de yok. Bu toplumsal bir sorun herkese ulaştırırsanız bilimsel kriterlerle bu sorunları da çözmüş olursunuz. Bu bölümü de buna ayırmış olduk Fahrettin Koca'nın açıklamaları çerçevesinde. Araya gidelim. Aranın ardından devam edeceğiz. 5 Mart 2019 Salı günü gündemiyle birliktelimiz devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz ve hızlıca yine gazetelerin birinci sayfasına yansıyan başlıklara göz atarak sürdürelim. Aydınlık gazetesi sürmanşetle Cemil Cefri'nin Türkiye ziyaretine dikkat çekiyor. Cefri P'de için baskıya geliyor yani terör örgütünü koruma, kollama çerçevesinde baskı için Türkiye'ye geldiği vurgusu var. Aynı zamanda S-400 ve Patriot meselesini de e, gündeme e, gündeminde olduğunu iletiyor. Uygur yalanları ve gerçekler 10 maddede Çin'in Sincan Uygur Özerk bölgesini ziyaret eden heyetin üyesi Vatan Partisi Öncü Gençlik Başkanı Özgür Bursalı gerçekleri aydınlık için kaleme aldı diyor. İbaret özgürlüğü anayasal güvence altında eğitim merkezleri Devlet başkanı çıkarıyor. Yani o bahsedilen kamplarda başta Xi Jinping olmak üzere herkesin eğitim gördüğünü vurguluyor. Yani orada geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek basın toplantısında da dile getirdi. İşte Xi Jinping'in ya da oradaki birçok bürokratın işte bu eğitim kamplarında başta emekle ilgili çeşitli işleri yaparak emeği anlamak, hayatı anlamak, üretimi anlama konusunda bilgilendirildiğini ve yaşayarak bunun anlatıldığını ifade ediyor. Uygur evlerine Çinliler yerleştiriliyor iddiası yalanlanıyor. Uygur dili ve kültürel mirası koruma altında deniliyor ki buna ilişkin çok sayıda eserin olduğunu biliyoruz. Yaşar Kemal Sabahattin Ali kitapları basılıyor. Eğitimde öncelik Uygur gençlerinin demiş yüzlerce kütüphane, müze, galeri var. Uygur ayrılıkçıları el kaydı bağlantılı. Uygurlar üst düzeyde temsil ediliyorlar ve Sincan'da büyük kamu yatırımları var ki gerçekler... Gerçekten bölgenin özellikle merkezinden yansıyan görüntüler Sidney'i aratmıyor. Bunu da özellikle ifade edelim. Ayrıntıları yine tabi haber bültenlerimizde ya da Aydınlık Gazetesi'nin sayfalarında okuyabilirsiniz. Bunu belirtelim. Bu fırında yakmışlar Hürriyet gazetesi diyor. Korkunç işlem 3 gün sürdü. El Cezire televizyonu Türk Emniyet raporlarında Kaşıkçı burada yakılmış olabilir denilen özel yapım fırının görüntülerini yayınladı deniliyor. Fırının biraz daha güçlendirildiğine ilişkin bir takım bilgiler var. İşte daha önce kilolarca verilen et siparişi o tarihler için dikkat çeken notlar arasındaydı. Bu ve benzeri bilgileri derleyen bir haber diyebiliriz özetle. Sabah gazetesine bakıyoruz. PKK'nın adayları CHP'nin listesinde Erdoğan'ın yerel seçim sürecinde gerçekleştirdiği mitingden açıklamaları. Akşam gazetesi üniversitelere karne geliyor. Bu yıldan itibaren üniversitelere 5 başlık ve 42 kriterde karne verilecek diyor. Akademi cephesi bu sürece nasıl bakıyor bunu irdelemek lazım. Futbolu ve karakteriyle göğsümüzü kabarttı diyor. Stuttgart forması giyen Ozan Kabak Hannover'a iki gol atarak Almanya'da gündem oldu. Teknik direktör e, Isperger Ozan bu yaşta rol model oldu diyor genç sporcumuza ilişkin övgüler dolu e, bir haber. Karar Gazetesi Made in Yapay Zeka Devrimi Hastalıklar Bir Dakikada Teşhis Edilecek bizim de dünkü gündemimizde vardı e, bu haber e, hatta onu e, yayının içinde verelim gerçekten önemli haberlerden biri. Türk bilim insanı Hüseyin Onay'ın birçok günlerce süren testleri oluşturduğu bir yazılımda neredeyse bir saatte tespit edebilen önemli bir süreci var. Gerçekten bilim dünyası açısından önemli haberlerden bir işte az önce anlatmaya çalıştığımız buydu. Bunu konuşmamız lazım. Milliyet gazetesi kaybedeceksen şık kaybet. Fatih Terim'in hafta sonu yaşanan karşılaşma sonrasında ki tepkileri sürüyor. Afrika Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim gören Afrikalı öğrenciler Denizli'nin Çameli ilçesinde düzenlenen 5. Kargın Kar Şenliği'nde ilk kez kar keyfi yaşadı. Öğrencilerle vatandaşlar kızaklayan ve poşetlerle kaydı diyor haberde. Milli Gazete'ye bakıyoruz. İsrail'le normalleşme siyasi olarak haramdır. Kuveyt Parlamentosu Başkanı'nın açıklamaları burada dikkat çekiyor. Orta Doğu gazetesine bakıyoruz. Hindistan'ın niyeti savaş çıkartmak yeni Delhi yönetimi barış çağrılarına rağmen gerginliği tırmandırıyor. Biliyorsunuz Keşmir meselesi son süreçte oldukça gündemde. Bu çerçevede Nejat Esen'in de önemli analizleri söz konusu. Nejat Esten'de özellikle tarihi İpek yolu projesi ve İpek Yolu koridoruna dikkat çekerek Amerika'nın yeniden bu İpek Yolu sürecinin ortasına bir eee deyim yerindeyse bomba attığını analiz eden bir yazısı dikkat çekiyor. Çin ABD'nin kurduğu dünya düzenine Asya Pasifik odaklı yeni bir dünya düzeni kuracak şeklindeki analizlerinde ABD'nin amacının 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurduğu kurallara dayalı dünya düzenini kurumlarıyla birlikte koruyarak güvenliği ve refah için gerekli gördüğü küresel liderliği sürdürmek şeklinde yorumladığı yazısını Çin'in İpek Yolu projesi kapsamında ...Afro-Avrasya coğrafyasının açılımını sağlayabilecek iki ana çıkış kapısı mevcut. O güzergahları anlatıyor Necates'ten bu yazısında. Ve bu çerçevede de işte başta bu Uygur meselesi, Uygur Türkleri üzerinden örneğin diyor ki... ...ABD İpek yolu projesini baltalamak için bölgedeki Uygur Türkleri üzerinden bu koridoru tıkamaya çalışıyor... Doğu Türkistan'ın asıl jeostratejik önemi Çin'e İpek yolu projesinde batıya doğru sağladığı bir açılım imkanıdır vurgusuyla anlatıyor. Çin'in yükselişini dizginlemeye çalışmak olarak tanımlıyor bu yaşanan gelişmeleri Nejates'ten ve özetle diğer hattında işte bu başta Keşmir problemi olmak üzere yine geostratejik sanat satranç oyunu gibidir ancak her hamlesi kanlıdır vurgusuyla tamamladığı yazısında özetle ABD İpek Yolu koridorlarını tıkayarak bu projeyi engellemeye ve Çin'in yükselişini dizginlemeye çalışmaktadır. Keşmir meselesine de böyle bakmakta fayda vardır diyor. Geçtiğimiz günlerde. Amiral Sonar Polat da Aydınlık Gazetesi'ndeki köşe yazısından bölgedeki bu stratejilerin ne anlama geldiğini çok geniş bir çerçevede anlatmıştı. Hazır yeri gelmişken bir kez daha vurgulayalım istedik değerli dinleyiciler. Yeni Çağ Gazetesi enflasyon tanzim tanzime rağmen düşmedi 29.75 vurgusu var. Gıdada 16 yılın zirvesi söz konusu. TÜFE 20'ler bandındaki direncini sürdürüyor. ÜFE ise yani üretici fiyat endeksi maliyet enflasyonu diye tanımlayabileceğimiz oranın %30'lar seviyesinde olması da özellikle reel sektörü ve kobileri zorlayan kesimiydi. Nedense pek konuşulmuyor. Yani genel ekonomi çerçevesinde aldığımız ürünlerin pahalılığından şikayet ettiğimiz için vatandaşın enflasyonu olan tüfe daha fazla konuşuluyor ama üretici fiyat endeksindeki çıkışta gerçekten çok dikkat çekici. Yeni Şafak gazetesi CHP'den HDP itirafı demiş. CHP'li Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay'dan HDP itirafı geldi Akay. Bu seçimde Millet İttifakı'nın ötesinde bir Adana İttifakı görüyoruz. Bu ittifakta sadece CHP İYİ Parti yok, HDP de var diye konuştu. HDP son seçimde 44 bin oy aldığı Muğla'daki adaylarını da CHP lehine çekti diyor haberin ayrıntısında. Star gazetesine bakıyoruz. Birliğimize saldıranlar pusuda bekliyor demiş Erdoğan'ın açıklaması. Göbekli Tepe'de Erdoğan sevinci tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe. Başkan Erdoğan'ın 8 Mart'ta yapmayı planladığı programı heyecanla bekliyor deniliyor. Biliyorsunuz bu yıl Göbekli Tepe yılı olarak da tanımlanıyor. Sözcü gazetesine bakıyoruz. Sebzedeki zam maaş zammını 5'e katladı. Son bir yılda sebze ortalama %95 zamlanırken maaşlara yapılan zamsa %20 civarında diyor haberin ayrıntısında spotunda. Cumhuriyet gazetesi yargı dinci vakfa kapıyı gösterdi. Milliyetin bakanlığıyla hizmet vakfı protokolünün örgün eğitime ilişkin bölümü durduruldu. MEP'le Hizmet Fakfı arasında değerler eğitimi verilmesine ilişkin protokol Danıştay 8. Dairesi tarafından durduruldu. Eğitim senin başvurusu üzerine verilen kararda eğitim öğretim hizmetinin ancak kamu görevlileri eliyle yürütüleceği vurgulandı. Önemli haberlerden biri de yer alıyor bu çerçevede. Bir gün gazetesine bakıyoruz. Belediyeler borç takmış diyor. SGK belediyelerden borçlarını tahsil edemiyor. Bu belediyelerin başında Adana, Zonguldak, İzmit, Erzincan ve Beyoğlu geliyor şeklinde bir analize yer vermiş. İzmir Tabip Odası'ndan Doktor Ergün Demir'in yaptığı araştırma her adımda yurttaşlardan katılım payı alan Sosyal Güvenlik Kurumu'nun alacaklarını belediyelerden tahsil edemediğini gösterdi. Doktor Demir SGK'nın 13 milyon işleri ve sigortalıdan toplam 83 milyar 55 milyon 810 bin 495 TL tutarında prim aslı e, alacağının bulunduğunu ifade etti. SGK'ya 150 bin TL ve üzerinde sigorta Prim aslı borcu bulunan bazı belediyeler ve borçları şöyle diyerek de Adana'da, Zonguldak'ta, İzmit'te, Erzincan'da, Beyoğlu'nda, Siyirt'te ki tabloyu yansıtmış önemli haberlerden biri. Spordan başlıklara bakalım. Fanatik Gezite gazetesi. Ee, tebrikler kovuldunuz demiş. Herkes son dönemdeki direnişi sebebiyle Erzurum sporu ve hocasını överken dün sürpriz bir gelişme yaşandı. Mehmet Özdilek ile yollar ayrıldı. Bu ligdeki 16. hoca ayrılığı e, deniliyor. E, spordaki tartışmada gerçekten apayrı bir boyut. Yani çok sık teknik direktörler değişiyor. Çok haftalık kararlar veriliyor. E, Türkiye'de Süper Lig olarak tanımladığımız ligde gerçekten işte bir son dönemlerde e ekonomi kaynağı tartışmalı Başakşehir'i bir kenara bırakırsanız neredeyse e işte üç büyükler ya da dört büyükler olarak tanımladığımız e takımlarla mücadele edecek pek takım göremiyoruz. Yani bir dönemin Gaziantep Ankara Gücüsü, Gençler Birliği ne bileyim e işte birçok e takım o dönemden hafızamızda var. Onların e gibi etkin... Ee, bir spor müsabakası ya da bir e, süperlik heyecanı takip edemiyoruz. En büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Futbolun da ayrıca masaya yatırılması gerekiyor bu çerçevede. Foto maça bakıyoruz. Fener zirveye ayar çekecek diyor. Tehlikeli bölgeden bir an önce uzaklaşmak isteyen Kanarya lider Başakşehir'i e, yenmeye şartlandı. Ersun Yanal takımın beyni Emre onun oyun kurmasını engelleyeceğiz derken... Wissam e, Nosora ve İrfan'ı da durdurmanın planlarını yapıyor diyor ee, Süper Lig'de önümüzdeki müsabakalara ilişkin değerlendirmeleri sıralıyor bu çerçevede. Antalya'ya uzanalım şimdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarihi Baldey Mahallesi'nde kentsel yenileme projesiyle mahalle halkını ikna edemeyince Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kamulaştırma yoluna gidildi. Yani bu önümüzdeki süreçteki belki kentsel dönüşüm deyip duruyorlar ya depremi bahane ederek ya da korkutarak bak bakın bugün açıklamalar var diyorlar ki Marmara'da fayda çok büyük hareketlenme var. E 20 yıldır herkes söylüyor bunu niye parmağınız kımıldamadı? Kamulaştırma kararının ancak savaş gibi olan üstü koşullarda alınabileceğini söyleyen Mahalleliler ise konuyu danıştaya taşıdı. Projenin içeriğiyle ilgili bugüne kadar bilgilendirilmeyen mülk sahipleri haklarının takipçisi olacaklarının bir kez daha altını çizdi. Bu dedelerden, nelerden kalmış 200 yıllık bir yer. Yani niye verim? Benim geçmişimi, geleceğimi, hatıralarımı gömme. Antalya'nın en köklü mahallesi 500 yıllık Bağbey'de sular durulmuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel yenileme girişimi binlerce mülk sahibini tedirgin etmeye devam ediyor. Usulsüz işleyen sürece direnen mahalle halkı bu kez yeni bir sürprizle karşılaştı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile acele kamulaştırma adı altında... Mahallenin Camileri, çeşmeleri, korumadaki evleri, yatırı, vakıfları, Muratpaşa Belediyesi'ne ait parseller, evlerimiz, iş yerlerimiz, ada parsel numaraları belirtilerek kamulaştırmak istenmektedir. Mahalle sakinlerine bugüne kadar yaşatılan süreç inatla açıklanmayan bir proje ve ardından kamulaştırma oldu. Burada adeta şeffaflıktan uzak, gösterilmeyen bütünsel bir proje, kamulaştırılış tehdidiyle alınan imzalar kamuoyunu yanıltıcı bilgiler, maliklerle adeta dalga geçen bu son şansınız diyerek tehdit savuran en anet firması. Mahalle halkı Baldar öncülüğünde kamulaştırma kararını yargıya taşıdı. Bunun burada uygulama alanı yoktur, yanlıştır. Adeta bir baskı aracı olarak kullanıldığını düşündüğü için Balbey halkı Danıştay'da bu kararın acele kamulaştırma kararının iptali için dava açılmıştır arkadaşlar. Balder Başkanı Coşkun Karadoğan, Balbey'in geçmişine yakışır tarihi ve kültürel dokusu korunarak projelendirilmesini talep etti. Hak sahiplerinin kamulaştırma tehdidi de imzalanmadan, bütünsel bir proje içerisinde, hak ve hukuk çerçevesinde, Bey projesine müdahil olmak istiyoruz. Avukat Zafer Mülayim ise mahallelinin kentsel yenileme sürecinin her aşamasında müdahil olması gerektiğini vurguladı. Balbey halkının buraya katılması planların şeffaf bir şekilde ortaya konulup 25 bin ölçekli, 5 bin ölçekli planların herkesle, bütün halkla şeffaf bir şekilde paylaşılmasını istiyor halk. Seçimler sonrasında kentsel dönüşüm sürecine hazırlanan AKP konusunda uyarı gibi haberlerden biri bu. E, hemen hemen nerede neyi yapmak istediklerine ilişkin. Daha önce işte Gazi Osman Paşa'sıdır, Fikirtepe'sidir. E, bütün her yerde yaşananların e, bir özeti gibi bu haber. E, kentsel dönüşümü nasıl yapacaklarına ilişkin işaret. Bunu da nasıl yapacaklar? Depremle korkutarak. Yani şu anki tablo böyle gözüküyor. Çünkü başarılı bir örnek yok maalesef bunu belirtelim. Peki yerel seçimlerden en büyük beklentimiz ne olmalı? Bir kentin, bir şehrin vizyonunun belirlenmesi. Şu ana kadar bunu çok fazla örneğini göremedik ama dün bir vizyon nasıl belirlenir ona dair önemli bir satır başı açıklaması vardı. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Profesör Doktor Tülün Oyğur seçim bildirgesini açıkladı. doğal, tarihi, milli ve kültürel bütün değerlerini öne çıkararak şehirlinin yaşamına sunmuş insancıl, başı dik, onurlu, asil bir medeniyet ve devrim başkenti olarak hazırlayacağız. Bildirgesini açıkladı. Yaşamdan sağlığa, kültürden sanata, ulaşımdan spora, Cumhuriyet Başkenti'ni yeniden kurmayı vaat etti. Ankara'mızı önemli bir kültür, sanat, bilim, turizm şehri olmaya doğru hazırlayacağız. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür seçim bildirgesini açıkladı. Burası Ankara, Cumhuriyet'in başkenti yeniden kalkacak ayağı diyen Oygür, Ankara'yı halkla birlikte yöneteceğinin sözünü verdi. Mahalle halkının çözüm üret sorunlara çözüm üretme süreçlerine katılacağı ve görüşlerini bildireceği halk meclisleri örgütleyeceğiz. Ankara'da bir otelde açıklama yapan Oygür, 100 adımla başkentin 100. yılına sloganıyla projelerini anlattı. Burası Ankara, son vereceğiz rant atalana... israfa diyoruz. Profesör Doktor Oygür, belediyeciliğin merkezine insanı koyacaklarını söyledi. Belediye spor merkezleri kuracağız. Var olanları geliştireceğiz. Bu altyapıdan üst yapıya her işimizde engelli vatandaşımızın haklarını ve ihtiyaçlarını dikkate alacağız. Engellerimizi evlerinden çekip çıkaracağız ve hayatımıza katacağız. İş vereceğiz, sanata, spora yönelteceğiz. Kamusal yaşlı bakım merkezlerinin sayısını çok arttıracağız. Sanatla iç içe bir Ankara'yı hayal eden Oygür, dar gelirliler için sanat kart uygulamasını hayata geçireceğinin sözünü verdi. Dar gelirli yurttaşlarımızın nitelikli kültür ve sanat etkinliklerini ücretsiz izleyebilmeleri için Ankara sanat kart uygulaması başlatacağız. Bu ulu önderimizin de en büyük isteğiydi. Sanatın halka, halkın geniş kesimlerine yayılması. Oygür'ün planlarında gençler ve öğrenciler de vardı. Aşağı yukarı 270 bin öğrenci, üniversite öğrencisi Ankara'mızda okuyor. Ankara dışından gelen üniversite öğrencilerimizin barınma sorunlarını el atacağız. Vatan Partisi'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Tülin Oygür ayrıca seçim bildirgesinde sokak hayvanlarını da unutmadı. Yaygın şekilde temiz güvenilir barınaklar yapmak ama üzerine bu hayvanların sahiplendirilmesi ve kent halkı tarafından sevilmesi için de işbirlikleri geliştirmek. Yüz adımda başkentin 100. yılı karar sizin değerli Ankaralılar. E, haberlerde okumuştuk verelim diye söz vermiştik. İzmir diyen bilim insanımızın e, önemli e, bir çalışması. İzmir'de Türk bilim adamı Profesör Doktor Hüseyin Unay geliştirdiği hızlı test e, kitleriyle yapay zeka sayesinde genetik hastalıkların günler süren teşhisini bir saate kadar indirdi. Bir saat içinde tüm genetik testinizin sonuçlanabildiği bir teknoloji geliştirmiş durumdayız. Genetik hastalıkların günler süren teşhis süreci bir saate indirildi. Genetik tanı süreci minimum 20 günlük bir süreç aslında ve biz bunu şirketimizde geliştirdiğimiz teknolojiyle dünyada ilk defa bir saat, bandına çekmiş durumdayız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ana bilim dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Hüseyin Onay çalışmalarını Ege Üniversitesi Teknopark'ında kurduğu şirkette sürdürüyor. Genetik hastalıkların teşhisine yönelik yerli teknolojiler geliştiriyor. DNA'yı elde ettikten sonra kendi geliştirdiğimiz kitlerle çok hızlı bir şekilde istediğimiz gen bölgesini ayrıştırıyoruz. Bu bölgeyi çoğaltıyoruz. Ardından dünyanın en hızlı dizi analiz teknolojisiyle dizi analizini gerçekleştiriyoruz. Onay'ın hazırladığı Yazılım sayesinde ailesel akdeniz ateşi, akdeniz anemisi, kistik fibrozis ve ailesel meme kanseri kısa sürede tespit edilebiliyor. Ve yine kendi e, ekibimizin dahil olduğu yazılımlar sayesinde de bunları bulutlu otomatik analiz edip e, otomatik olarak da raporluyoruz. Profesör Doktor Onay, dünyada bir oyun kurucu durumuna geldiklerini anlattı. Türk bilim adamı tanı koymanın zor olduğu hemofili hastalığının tespitine yönelik. İlk test kitlerini de geliştirmişti. Onay, yeni doğan genetik taramasında daha hızlı ve ucuz bir sistem bulmuştu. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımla birlikte yayını burada noktalıyoruz. Sevgili Atacan kamera ve jimjipi e, kullanıyordu. Nesibe Erkılınç. Ve e, Sibel Can e, Korkmaz yayının sizlere ulaşmasında emeği geçen ekip arkadaşlarım Volkan Gadiş yönetti. Yarın sabah aynı saatte buluşuncaya dek hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. <laughs>